Hocam. Tamam, şimdi oldu. Evet. O zaman kısa bir girizgah ile konuya başlayalım. Teşekkür ediyoruz Sayın Başkan. Onlara da kaydetseydik iyi ama benim beceriksizliğim. Bu akşam aramızda 20. yüzyıl, 21. yüzyıl Türk şiiri ve Türk felsefesi, Türk düşünce tarihinin önemli şahsiyetlerinden birisi olan Hilmi Yavuz aramızda. Bizlere değerli bilgilerini verecekler. Cumhuriyet döneminde edebiyatın fidanlığı olan, edebiyatın serası olan edebiyat mahfillerini, edebiyat muhitlerini anlatacaklar. Kendileri bu dönemi bir kısmını yaşamış, muhtemelen bir kısmını da yaşayanlardan dinlemiş bir edebi şahsiyet, düşünür olduğu için muhtemelen Türk sosyal hayatında, kamusal alanda ilk defa böyle bir sohbet ile bizleri aydınlatacaklar, tembir edecekler. Bu bilgileri bize aktarma lütfunda bulundukları için baştan kendisine teşekkür ediyorum. Bizim kuşaklar yazılan şeylerden, kitaplardan öğrendi. Asmalı mescitleri, Nisuazları, Lobonları. Mesela Hilmi Yavuz'un muhiti hakkında hiçbir yerde bir şey yazılmadı. Kendi sohbet ettiği yerlerde hiçbir şey yazılmadı. Ama o yazmaz, konuşur malum. O yani bu tür şeyleri kendi muhitini yazmaz. O muhite katılanlar yazmalıydı esasında ama Peki, yazmadın ve yayınlamadın. Bu biraz hayat ritminin değişmesiyle ilgili. Yani işte öğrencilik bitmiş. İşte, Namık Hocam sesiniz kısıldı. kim istiyor sesimizi? Aha, tamam. O Necatigil ile ilgili yazdığı kitabında da bu muhitlere temas etmiş bir şahsiyet. Dolayısıyla birinci elden neredeyse bilgileri bize bu akşam aktaracaklar. Değerli hocam, buyurun, sizi yormayacaksak. Sesinizi açalım lütfen. Arkadaşlar, hocanın sesi kapalı. Sesi kim kontrol ediyor? Sesi kontrol eden? Açıyoruz hocam. Hocam da açabilir oradan. Biz de buradan açmaya çalışıyoruz. Hocam sesiniz şimdi açıldı. Tamam. Tekrar merhaba. Bana bu olanağı verdiği için değerli Namık ama ve diğer arkadaşlarıma burada çok teşekkür ediyorum. Eksik olmasınlar. Cumhuriyet dönemi edebi mahfillerden ya da edebi muhitlerden söz etmeden önce bu böyle bir geleneğin, yani bir edebiyat ya da şiir geleneğinin aslında divan edebiyatında da olduğunu çok iyi biliyoruz. Yine hepimizin çok iyi bildiği gibi rahmetli Profesör Haluk İpekten Hoca'nın Divan Edebiyatında Edebi Muhitler diye Evet. bir kitabı var. Osmanlı döneminde saraylarda, vezir konaklarında veya şehzade konaklarında olduğu gibi ayrıca şuara meclisleri veya encümen-i şuara adı verilen bir takım örgütlü topluluklarda ya da yapılarda edebiyatçıların ama ağırlıklı olarak da bir şair bir araya geldikleri biliyoruz. Cumhuriyet döneminde böylesine bir örgütlenme söz konusu, yani herhangi bir biçimde resmi bir kurumun edebiyatçıları bir araya getirmek ve onlarla sürekli ve devamlı bir takım toplantılar yapmak gibi bir adeti yok. Böyle bir gelişme söz konusu olmadı. Bildiğimiz kadarıyla sadece Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın, Atatürk'ün sofrasında bazen edebiyatçıların ağırlandığını, işte Yakup Kadri gibi, Ruşen Eşref gibi, Yahya Kemal gibi, Behçet Kemal gibi bazı şairlerin ve yazarların orada olduklarını biliyoruz. Sabahattin Eyüboğlu'nun tanıklığına bakılırsa İsmet Paşa'nın da zaman zaman Çankaya'da, Köşk'te böyle bir takım toplantılar yaptığı biliniyor. Ama İsmet Paşa'nınki edebi toplantılardan çok daha çok bilimsel toplantılar anladığım kadarıyla. Sabahattin Eyüboğlu'nun Nurullah Ataç'la ilgili bir denemesi var, bir yazısı var.
O yazıda İsmet Paşa'ya çok yakın olduğu için Sabahattin Eyüboğlu, biliyorsunuz o yıllarda yani 1940'lı yıllarda Sabahattin Eyüboğlu Ankara Üniversitesi'nde doçent, filolojide, Hasan Oğlan Köy Enstitüsü'nde hoca ve aynı zamanda talim terbiye üyesi ve tercüme bürosunun da üyelerinden biri. Yani iktidarın, devletin en yakınında olan kişilerden biri Sabahattin Eyüboğlu. İsmet Paşa'ya da çok yakın. Mesela bir toplantıdan söz ediyor. Nurullah Ataç üzerine yazdığı bir yazıda Sabahattin Eyüboğlu. Orada İsmet Paşa zaman zaman bazı bilim adamları ile ilgili, özellikle işte Freud gibi, Marx gibi, Darwin gibi bazı bilim adamları üstüne o dönemde bu konuda yetkiyle konuşabilecek olan bir takım akademisyenleri belli bir toplulukla birlikte Çankaya'ya davet eder ve orada onları dinler, onlarla müzakereler yaparmış Sabahattin Eyüboğlu'nun aktardığına göre. Hatta diyor ki bir defasında Freud'la ilgili bir toplantıyı Çankaya Köşkü'nde yaptı diyor. Düşünebiliyor musunuz Namık Hocam? Evet. Yıl 1940'lı yıllar, savaş yılları, yani İkinci Dünya Savaşı yılları ve İsmet Paşa tek adam o zaman. Her şey ondan soruluyor. Ve dolayısıyla bu adam Çankaya Köşkü'nde oturuyor 1940'lı yıllarda, altını tekrar çizerek söylüyorum. Freud üzerine, o sırada genç bir psikiyatrist doçenti Sabahattin Eyüboğlu'nun ifadesiyle davet ediyor. Bir topluluk hazırının önünde Freud'la ilgili bir konferans vermesini, bir konuşma yapmasını istiyor. Diyor ki Sabahattin Eyüboğlu daha sonra bunu Marx ve Darwin üzerine düzenlediği toplantılarla devam ettirdi diyor. Şimdi böyle bir cumhuriyetin böyle bir özelliği var. Yani Mustafa Kemal ve İsmet Paşa ile başlayan ama devam etmeyen maalesef böyle bir yanı var. Cumhuriyet döneminde bu tür kurumsallaşmış yapılar, mesela işte biliyoruz yine Encümen-i Şuara, mesela 1860'lı yıllarda işte Hersekli Ahmet Arif Hikmet Paşa'nın Laleli'deki evinde yapılan toplantılar Encümen-i Şuara adıyla. Bunlar örgütlü toplantılar. Cumhuriyet döneminde böylesine örgütlü, belli bir mekan belirlenerek yapılmış örgütlü toplantılar yok. Genellikle kamusal alanda ve bu kamusal alan daha çok ya pastaneler, ya kahvehaneler, ya da meyhaneler oluyor. Yani şairlerin, yazarların, edebiyatçıların bir araya geldikleri mekanlar, Cumhuriyet döneminde, bir kez daha altını çizerek söyleyeyim, eğer bir tasnif yapmak gerekirse başta pastaneler olmak üzere kahvehaneler ve içki evleridir. Yazarlar, şairler, sanatçılar, ressamlar vesaire genellikle bu mekanlarda bir araya geliyorlar. Namık Hoca'nın da belirttiği gibi Cumhuriyet döneminde bizden önceki kuşağın, yani işte Oktay Akbal gibi, Behçet Necati Gil gibi, Cemil Meriç gibi edebiyatçıların, o sırada genç sayılabilecek edebiyatçıların diyelim, 1940'lı yıllardan söz ediyorum. Bir araya geldikleri mekanlar, işte yine Namık Hoca'nın belirttiği gibi bir takım pastaneler, biliyoruz hangileri olduğunu, işte, başta Le Bon olmak üzere, Nisuaz, bu pastanelerde bir arada olunuyor. Hangi içki evlerinde olduklarına, bulunduklarına dair herhangi bir tanıklık yok. Kahveler konusunda da bir bilgim yok ama dediğim gibi pastaneleri biliyoruz. Genellikle bu sözünü ettiğim bizden önceki kuşakların, kuşağın yazarları, adını andığım kişiler özellikle pastane olarak bu mekanlardan söz ediyorlar. İçki evi olarak da bilinen işte Lefter'in yeri diye bilinen bir mekan var. Orada genellikle olunduğu söyleniyor vesaire vesaire. Ve tabii Lambo. Orhan Veli'nin Lambo'su. Lambo. Bu konuda yazılmış çok yazı var Lambo konusunda, bildiğiniz gibi. Maalesef benim yaşım Lambo'ya yetişmedi. O yüzden Lambo'yu, Nisuaz'ı ve diğer pastane ve bilmediğim kahve mekanlarını tanımıyorum. Ama bizim kuşak,
yani 1950'li yıllarda yazmaya başlayanların mekanları bellidir. Genellikle bu bir aradalıklar daha çok dergi çıkarma bağlamında bir aradalıklar olmuştur. Özellikle bizim 1955-56 yılından başlayarak yayınlamaya başladığımız A dergisi için buluştuğumuz edebi muhit, edebi mekan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi kantinindeki büyük yuvarlak masadır. Hukuk Fakültesi'nin 1954-55 yılı girişlileri arasında bugün Türkiye'de adı çok bilinen, çok ünlü, çok değerli yazarlarımız var. Onat Kutlar mesela, Erdal Öz mesela, benim aynı dönemde sınıf arkadaşlarım. Yani 1954-55 yılı Hukuk Fakültesi'nde birinci sınıfta olan arkadaşlarım bunlar. Başkaları da vardı, yani şimdi ünlü profesörler falan da var ama edebiyatçı olarak üç arkadaşımız, ben dahil üç kişi bir araya geldiğimizde işte bir dergi çıkarma projesi söz konusu oldu. A dergisini çıkardık. Hukuk Fakültesi kantininde buluşuluyordu. Genellikle okula gittiğimiz zamanlar. Okul dışındaki bir aradıklarımız genellikle Fatih'te, Yıldırım Kahvesi'nde veya yaz ayları söz konusu ise Yenikapı'daki, o zaman daha sahil yolu açılmamıştı. Yenikapı'da sahildeki kahvelerde buluşulur veya içki evi olarak da ağırlıklı olarak ucuz şarap satan Panayot'un meyhanesinde veya Bacı diye ve Vlado diye bilinen bazı lokantalarda olunurdu. Yani dediğim gibi aslında bizim kuşak bu üç bağlamda, mekansal bağlamda bir arada olmuştur. Kahveler, dediğim gibi, içki evleri ve pastaneler. Pastane, tabii hepinizin çok iyi bildiği gibi baylandır. Evet. Baylanda olunurdu. Baylanda olunmasının nedeni Atilla İlhan'dır. Şundan ötürü, çünkü o yıllarda bizim özellikle bazı konuları öğrenmemiz ve bilgi edinmemiz çok müşkildi. Mesela Marksizm meselesi. Kitap yok. Yani yazılı kaynak yok. Sözlü kaynak diyelim, işte o sırada 1951 tevkifatında diyelim cezaevine girmiş ve 1957'li yıllarda 56 veya 57'li yıllarda tahliye edilmiş veya çıkmış solcu abilerimiz var. Onlara başvuruyoruz bazı şeyleri öğrenmek için sözlü kaynak olarak. Onlar da çok haklı olarak diyorlar ki biz yani yeterince bu işin belasını çektik. Yani bizden yani size herhangi bir yarar olmaz. Yani konuşmuyorlar. Şimdi bir ara Atilla İlhan'ın Paris'ten geldiğini ve Baylan Pastanesi'nde sosyal realizm tırnak içinde adı altında dolaylı bir biçimde sosyalizmden ve Marksizmden söz ettiğini duyduk. Tabii bizim için önemli bir kaynak, yani üstelik Paris'ten gelmiş. Paris bizim için ve özellikle bizim kuşak ve bizden önceki kuşak için, hatta daha önceki kuşaklar için çok gözümüzde büyüttüğümüz ideal bir entelektüel mekan. Paris kahveleri özellikle, adlarını biliyoruz çoğunun. İşte Yahya Kemal'in gittiği kahve diyelim, Closerie de Lila biliyoruz. Jean-Paul Sartre'ın gittiği kahveyi biliyoruz falan. Paris bizim için çok şey, çok önemli ve dolayısıyla Paris'e gitmiş, Paris'i yaşamış ve özellikle de sosyalizm konusunda bilgisi olduğu bilinen diyelim ya da duyduğumuz birisi bu konuda konuşuyor. Dolayısıyla Sıklet Merkezi, öyle söyleyeyim, Atilla İlhan'dı. Atilla İlhan bu konudaki konuşmalarının bir bölümünü Ankara'da yayınlanmakta olan Mavi Dergisi'nde
yayınlamaya başlamıştım. Sosyal realizm üzerine yazılar. Bir de daha Ankara'da Kaynak diye bir dergi çıkardı. Avni Dökmeci'nin çıkardığı bir dergiydi. Kaynak dergisi, daha çok sol eğilimli bir dergi. İşte Fethi Naci, Asım Bezici ve diğer abilerimiz diyelim, solcu abilerimiz orada yazarlardı. Mavi dergisinde yayınlıyor. Şimdi burada benim enteresan bir tespitim var. Onu hemen belirtmeliyim. A dergisini çıkaranlar, yani işte başta Erdal Öz olmak üzere, çünkü derginin motoru oydu gerçekten. Erdal, Onat ve diğer arkadaşlar, daha sonra Kemal Özer gibi, Adnan Özyalçıner gibi, Doğan Islan gibi, Ülkü Tamer gibi, hukuk fakültesinden değil ama edebiyat fakültesinden, ya da Robert Kolej'de o sırada öğrenciydi Ülkü Tamer. Oradan gelen arkadaşların birlikte olduğu bir mekan. Ama ağırlıklı olarak A dergisini çıkaranlar Suriçi çocuklarıydı. Suriçi çocukları. Buna karşılık Ankara'da yayınlanan Mavi dergisine yazanlar, mesela Ferit Edgü gibi, Demirtaş Ceyhun gibi, Fikret Hakan gibi, bizim kuşaktan olan, bizimle aynı yaşlarda olan kişiler, bizim dergiye, yani A dergisine iltifat etmemişlerdir. Onlar daha çok Peralı çocuklardı bizim deyişimizle. Peralı çocuklar. Biz Suriçi çocuklarıydık. Bu ayrıma şimdiye kadar edebiyat sosyolojisi açısından hiç değinilmemiştir. Onu da ayrıca belirteyim. Önemli bir nokta bu. Ve asıl önemlisi şudur. Ne Mavi Dergisi'nde yazan Ferit Edgü gibi, Demirtaş Ceyhun gibi, işte Ahmet Oktay gibi, Yılmaz Kurda gibi, Fikret Hakan gibi diyelim arkadaşlar, bizim dergimize, yani A dergisine iltifat etmişlerdir. Orada herhangi bir şekilde yazıları veya şiirleri yayınlanmamıştır. Ne de biz A dergisinin Suriçi çocukları olarak Mavi Dergisi'ne iltifat etmişizdir. İki istisnası var bu konuda. Yani hem A'da hem Mavi'de yazan iki kişi var. Bunlardan biri benim, diğeri de Demir Özlü'dür. Onun dışında böylesine bir ayrım vardır. Yani ne Kemal Özer'in, ne Adnan Özyalçıner'in, ne Onat'ın, ne Erdal'ın Mavi Dergisi'nde şiirleri ya da yazıları ya da öyküleri görünmemiştir. Ne de öbür tarafın, tekrar edeyim yani, Peralı çocukların diyelim, Ferit'in, Demirtaş Ceyhun'un ve diğer Peralı arkadaşların bizim dergide görünmüş olmaları söz konusu değil. Çok ilginç bir şeydir bu. Neden böyledir? Bunun dediğim gibi bir sosyolojisinin yapılması lazım. Baylan'a gelelim. Baylan'da hem A grubunun hem de Mavi grubunun mensupları diyeyim, bir arada olurlardı. Ve dediğim gibi sıklet merkezi, ağırlık merkezi ya da çekim merkezi Atilla İlhan'dı. Bunu göz ardı etmiyorum. Edilmezdi zaten, apaçık bir gerçek. Orada konuşulanlar daha çok işte gündelik konuşmalardı ve biz deyiş yerindeyse, orada eski tabirle söyleyeyim, hepiniz bileceksiniz bu tabiri, Sami'in sıfatıyla bulunuyorduk. Yani Atilla abi konuşuyor, biz dinliyorduk. Yani herhangi bir biçimde zaman zaman eğer bir takım sorularımız oldu idiyse de bunlar şeydir, yani nadirattandır, sorulmazdı pek. Yani kendisi konuşur, neyi anlatmak istiyorsa onu anlatır. Ondan sonra hep birlikte ya Galatasaray'da ucuz bir fasulyeci vardı, adı fasulyeciydi zaten, çok ucuz fasulye, kuru fasulye yemeye gidilir. Ya da İngiliz konsolosluğunun hemen yanındaki, dediğim, demin sözünü ettiğim Panayot'un şaraphanesine gidilirdi, orada olurdu. Atilla İlhan'ın bir özelliği vardır. Kendisi Fransızca ifadesiyle hep kendisi öyle anlatırdı. Ben örgütlü bir serseriyim derdi. Je suis un vagabond organisé. Vagabond, serseri demek Fransızca.
organize de örgütlü. Ben örgütlü bir serseriyim derdi. Kendisini öyle nitelerdi. Vagabond organize. Ama bunu büyük bir ihtimalle biliyorsunuzdur. Mükeyyefattan, her türlü mükeyyefattan uzak durmuştur. Yani tütünle uzaktan yakından hiçbir ilgisi yoktu. Sigara dahil, puro, pipo hiç söz konusu değil. İçmez. İçki konusunda da aynı hassasiyeti gösterirdi. Yani sanılırdı ki işte bir organize bir vagabond olarak veya işte roman ya da şiirdeki anlatıcı öznelerin kimliğine bakarak Atilla İlhan konusunda çok yanlış kanaatlere saplanılabilir. Böyle bir şey söz konusu değildir. Yoktur yani, içmez, içmiyordu. Yani ne Bacı'da, ne Bilado'da, ne de başka herhangi bir panayotta. Panayotta zaten hiç görmedik. Görülmemişti. Baylan dönemi işte 1958'lere kadar falan devam etti. Ondan sonra zaten ben çalışmaya başlamıştım. Pek edebi muhitlerle çok fazla bir ilişkim olmadı. Arkadan işte İngiltere'ye gittim. Bizden önceki kuşak konusunda küçük bir şey söyleyeyim. Ondan sonra bizim kuşak ve ondan sonrasına tekrar döneceğim. Küllük'le ilgili bir anım var. O da şu. Küllük, Beyazıt'ta Küllük kahvesinin tam karşısında, yani Küllük'e giren yol vardı. Sol tarafta Beyazıt'a göre Küllük. Sağ tarafta da Emin Mahir lokantası vardı. Emin Mahir lokantası. Bu lokanta son derece lezzetli yemekleriyle ve özellikle döneriyle ünlüydü. Rahmetli babam özellikle 1950'li yıllarda değil ama 1947-48'li yıllarda, yani benim ilkokul 4. sınıfta olduğum o yıllarda birkaç kez Emin Mahir lokantasına gitmişliğimiz ve oradan babamla birlikte Küllü'ye intikal etmişliğimiz vardır. Ama orada bir takım işte kellifelli, ağırbaşlı, gözlüklü bir takım insanlar bir şeyler konuşuyorlar. Babam tabii büyük bir dikkatle ve önemli dinliyor. Ama ben orada gazozun ve limonatanın peşindeydim doğrusu. O konuda herhangi bir şeyim yok. Ama böyle bir izlenimim var. Çok şey de olsa, çok belirsiz de olsa böyle bir Küllük izlenimim var. Ama Küllük'ten daha önemlisi Emin Mahir lokantası izlenimlerim çok daha açık ve seçik. Dönerini ve ev yemeklerini çok iyi hatırlıyorum. Tabii yani 1947-48 yıllarında 12 yaşında bir çocuk olarak Emin Mahir lokantasını Küllük'te yapılan konuşmalardan daha iyi anımsamış olmamı herhalde yadırgamazsınız diye düşünüyorum. Son derece normal ama Küllük'ün tozunu yutmuşsun sevgili hocam. O yaşta. Evet hocam. Biz son Marmaratör hikayelerini denk geldik. Marmaratöre değil, Marmaratör hikayelerine denk geldik. Şimdi hocam şöyle. Aslında çok tuhaf ve örtük bir ayrım söz konusuydu. Yani genellikle solcu olarak bilinen bizler, yani demin adanım saydığım arkadaşlarımız, daha çok solda kendini konumlandıran kimliklerdi. Solu doğru dürüst bildiğimiz tabii söz konusu değil. Ben bir yazımda da söylemiştim. Biz solu edebiyattan öğrendik. Emil Zola'yı okuyarak, Panayit Istrati'yi okuyarak, John Steinbeck'i okuyarak öğrendik. Yani doğrudan doğruya Marksizmin ya da sosyalizmin temel koyucu kaynaklarıyla bizim doğrudan ilişki kurmamız çok daha sonradır, 1960'lı yıllardan, yani 27 Mayıs'tan sonradır malum halimiz. Yani dediğim gibi biz daha çok kendimizi solda konumlandıran, solu çok iyi bilmiyor olmamıza rağmen kendimizi solda konumlandıran gençlerdik. Ama buna karşı kendilerini daha çok sağda konumlandıran bir takım arkadaşlarımız vardı ki
Bunların içinde benim çok yakından bildiğim ve tanıdığım, sizin de elbette çok iyi bildiğiniz rahmetli Mehmet Çavuşoğlu. Evet. Mehmet Çavuşoğlu. Çavuşoğlu ile benim çok yakınlığım olmuştur. Onunla olsun, rahmetli Mehmet Genç'le olsun, o Ankara'da siyasal bilgilerde öğrenciydi. Ama sıklıkla İstanbul'a geldiğinde işte o marmaratör arkadaşlarla, yani kendilerini daha çok sağda konumlandıran arkadaşlarla birlikte olurdu. Ama benim böyle bir yanım vardı. Yani nasıl mavici arkadaşlarla Mavi Dergisi'nde birlikte olabildiysem, marmaratör olan bazı arkadaşlarla da birlikte olabiliyordum. Yani benim bu konuda çok, şimdi öyle söyleniyor, kırmızı çizgilerim yoktu. Yani benim için ağırlıklı olan insani ilişkilerdi. Çavuşoğlu'nun mesela sağcı olduğunu, kendisini sağda konumlandırdığını, işte Necip Fazıl hayranı olduğunu vesaire falan çok iyi biliyorum yani. Aynı şey tabii Mehmet için de geçerli. Öbür Mehmet için de geçerli vesaire falan. Yani diğer Erol Güngör mesela, bunlar. Yani Erol'la çok yakın ilişkim olmadı ama Çavuşoğlu aracılığıyla bir iki kez tanıştığımızı ya da onların hukuk fakültesi kantinine gelerek birlikte olduğumuzu anımsıyorum. Dediğim gibi benim hem Çavuşoğlu'yla ve diğer marmaratör bazı arkadaşlarla, hepsiyle değil, onlar da tabii mesafeli oluyorlardı. Yani Çavuşoğlu dışında olanlardan söz ediyorum. Mesafeli oluyorlardı ve kendilerine göre tabii haklı gerekçeleri vardı. Bizim arkadaşlarımız da tabii marmaratörlere karşı benim dışında mesafeli oluyorlardı. Doğrudur. Ama dediğim gibi benim bu konuda sadece insani ilişkilerin ve dostluk ilişkilerinin öne çıkması söz konusuydu. Son yıllarına kadar, yani 1986'da onu Susurluk'ta bir vahim trafik kazasında kaybedinceye kadar, hatta Bodrum'da da dostluğumuz sürmüştür Çavuşoğlu'yla, hatta vefatından hemen sonra yazıda yazmıştım Çavuşoğlu için. Şeye gelelim. Parantez açmıştınız hocam. Parantezle dönecektiniz galiba. Bu parantezi kapatıyorum. Evet. Şeyle ilgili aslında bir küçük şey anlatayım. Bu Lebon'la ilgili, genellikle pastane olarak bizden önceki kuşağın gittiği, devam ettiği pastane Lebon'dur. Markiz ve Lebon aşağı yukarı karşılıklıdır tünele giderken. Yanılmıyorsam Salah Birsel'den ya da Oktay Akbal'dan duymuş olmalıyım. Belki de bir yerde yazıldı yani, ama ben bunu sözel biçimde iletilmiş olarak hatırlıyorum bana. Ressam Sabri Belkel, ünlü ressam Sabri Belkel, aynı zamanda akademide hoca. Bir adı da Sabri Bey'in, rahmetli Sabri Bey'in, Fettah Sabri Belkel. Arif Dino'nun bana aktarıldığına göre, yani ya Oktay Akbal ya Salah Bey tarafından aktarıldığına göre, Arif Dino'nun Sabri Fettah hakkında yazdığı bir dörtlük var. Dörtlüğü çok iyi anımsıyorum. Şöyle: Ey Sabri Fettah, elinde miftah, eyledi siftah, aşk onda diye. Evet. Böyle bir dörtlük. Ey Sabri Fettah, elinde miftah, eyledi siftah, aşka Lebon'da diye. Böyle kendi aralarında anlaşılan bazı şakalaşmalar varmış. Bunları dediğim gibi ya Salah Bey'den ya da Oktay abi'den duymuşluğum var. Bu parantezi de kapatıyorum. Ben şeyden döndükten sonra, Londra'dan döndükten sonra size şimdiye kadar hiç sözü edilmemiş ve adı konulmamış bir edebi muhitten söz edeceğim.
Meydan Meydan Larus ansiklopedi. Şimdi Meydan Larus ansiklopedisinin bir telif, bir çeviri bölümü vardı. Telif bölümünde, telif bölümünün başında Nezihe Araz hanımefendi vardı. Bir ara Konur Ertop oradaydı. Oğuz Atay da bir ara orada çalıştı. Ama ağırlıklı olarak Fransızca bilenler, Fransızca bilen edebiyatçılar, Meydan Larus'un çeviri bölümünde redaktör olarak çalışıyorlardı. Çeviri bölümünün başında, yani telif bölümünün başında Nezihe Hanım vardı, Nezihe Araz rahmetli. Tercüme bölümünün başında da, yine o da rahmetli oldu tabii, Adnan Benk var. Adnan Benk'i biliyorsunuz. Evet. Hoca. Şimdi ben Londra'dan döndükten sonra işte askere gideceğim ama işte bakaya olduğum için beni askere almıyorlar. Ağustos, Eylül'de dönmüştüm. Bir yıl ertelediler ama bir şeyler yapmam lazım bu arada. Evliyim, geçindirmek durumundayım falan vesaire. Her zaman benim siyanet meleğim Oktay Akbal'dır, bunu hep söyledim. Bir gün Oktay abiyle konuşurken dedi ki sen ne yapıyorsun? Vallahi dedim abi iş arıyorum yani bir şeyle. Ya dedi senin Fransızcan var, evet var. O zaman niye Meydan Larus'a gelmiyorsun? Ya olur. Biz gittim. Zaten Adnan Benk'le de tanışıyoruz. Çünkü Adnan Benk Semih Turul'la birlikte 1952 ve 53 yılında İstanbul'da Küçük Dergi diye bir dergi çıkarmıştır. Bilinen bir dergi değildir bu. Küçük Dergi. Adnan Benk ve Semih Turul. İkisi de, Adnan Hoca da, Semih Turul da Edebiyat Fakültesi Fransız Filolojisi'nde asistandılar o yıllarda. Semih Bey asistanlığı bırakıp daha sonra gazeteciliğe başlamış ve Tercüman Gazetesi'nde Yazı İşleri Müdürlüğü'ne kadar yükselmiştir. O şeyi bıraktı. Akademik kariyeri bıraktı. Ben 1953 yılında idarehanesi Küçük Dergi'nin Aksaray'daydı. Elimde bir şiirle, 53, o sırada lise son sınıftayım. Elimde bir şiirle dergiye gittim. O sırada statüsü olan bir dergi. Adnan Bey çıkarıyor, çok iyi yazarlar var falan. Ayrıca Atilla İlhan'ın bazı şiirleri yayınlanıyor orada. Yanılmıyorsam üçüncü şahsın şiiri o. Hani gözlerin gözlerime deyince felaketim olurdu ağlardım diye başlayan o şiir Küçük Dergi'de yayınlanmıştır. Yani herkes bilmez bunu. Dolayısıyla tabii bu bir statü, yani Atilla İlhan'ın bir şiirinin özellikle o açıdan 53 yılından söz ediyorum. Önemli. Götürdüm, tesadüfen Adnan Benk orada aldı, şiire baktı. Aa, çok güzel bir şiir bu dedi. Ben bunu yayınlayacağım dedi ve yayınladı da. Gün Işığı diye bir şiirdir. Küçük Dergi'nin şimdi hatırlamadığım 1953 yılındaki sayılarından birinde, arayan bulabilir. Oktay abiyle Meydan Larus o sırada şeyde Cağaloğlu'nda Gazeteciler Cemiyeti ile İran Konsolosluğu'nun arasından eski Cumhuriyet Gazetesi'ne, yani Pembe Konağı, İttihat Terakki, eski İttihat Terakki binasını, Merkez-i Umumiye öyle söyleyeyim, giden yolda sağ tarafta biraz ileride Cumhuriyet'in karşısında hemen Yeni Sabah gazetesi vardı. Aslında Meydan Larus'u finanse eden Yeni Sabah'ın sahibi Safa Kılıçlıoğlu'ydu. Dolayısıyla gazetenin bir bölümünü Larus'a, Meydan Larus'a ayırmıştı. Larus'a girince, yani orada Adnan Bey oturuyor. Oktay abi beni tanıştırdı. Ben kendimi tanıttım. Dedim ki hocam beni hatırlar mısınız bilmiyorum. Yani aradan 17 yıl geçmiş. 53 nerede, 1970 nerede, beni hatırlar mısınız? Küçük Dergi'de benim şiirimi yavaşlamıştınız. Ben Hilmi Yavuz falan dedim. Aa, çok memnun oldum dedi. Hatırladığını zannetmiyorum ama nezaketen şey yaptı. Senin Fransızcan var mı dedi. Var hocam dedim. İyi dedi, Oktay sana göstersin dedi. Peki.
Oktay abiyle birlikte bir büyük odaya girdik hocam. Odada arka arkaya dizilmiş 3 ya da 4 masa var bir tarafta. Diğer tarafta da 3-4 masa var. İlk gözüme çarpan en arka masa oldu. En arka masada yüzü kapıya dönük Vedat Günyol oturuyor. Karşısında da tanıyorum, sırtından tanıdım, Rauf Mutlay. Köşede bir tek masa var, Selahattin Hilal oturuyor. bir masa var girişte, hemen bir masa, yalnız oturuyor. Yüzü kapıya dönük, Faik Baysal. Oktay abi dedi ki, ben dedi Faik'le çalışıyordum. Şimdi ben ayrı bir masaya geçeceğim. Sen Faik Baysal'la olur musun, oturur musun dedi. Tabii dedi. Ve biz ben askere gidinceye kadar, yani Tuzla Piyade Okulu'na, Edip Subay Okulu'na gidinceye kadar aşağı yukarı 8 ay Meydan Larousse'da çalıştım. Gerçek bir edebi muhitti Namık Hoca. Evet. Bu bilinmez. Bu bilinmez. Yani sadece orada sürekli olarak çalışanlar değil, sıklıkla gelenler de vardı. Yani kimler geliyordu Sayın Hoca? Vallahi yani benim hatırladığım kadarıyla, yani o dönemin edebiyat, mesela Melih Cevdet'i hatırlıyorum. Evet. Melih Cevdet'i hatırlıyorum. Çünkü Cumhuriyet Gazetesi ile karşılıklı olduğu için Cumhuriyet Gazetesi yazarlarının bir bölüğü de, yani Oktay Akbal da zaten o sırada Cumhuriyet'te yazıyordu. Ben bir tek Melih Bey'i hatırlıyorum ama başkalarının geldiğini de biliyorum yani. Ha bu arada en gençleri bendim. O salonun en gençleri bendim. Ama benden daha genç birisi daha geldi. Afşar Timuçin geldi. O da o sırada Meydan Larousse kadrosundaydı. Dışarıdan gelen ve bir süre çalışıp gidenler de olmuştur. Onların, yani hatırlıyorum, bazılarını hatırlıyorum, bazılarını hatırlamıyorum. Ama dediğim gibi orası gerçek bir edebi muhitti, yani Meydan Larousse, bu bilinmez. Mesela ev toplantıları konusunda da Cumhuriyet dönemi çok yoksuldur bana sorarsanız. Yani benim bildiğim ve benim hatırladığım ve bir ya da iki defa katıldığım bir ev toplantısı Nait Hanım'ın Taksim'deki evidir. Nait Tendar. Evet. Nait Hanım daha çok Orhan Veli'nin büyük aşkı olarak bilinir. Evinde cumartesi günleri yemek verirdi. Ve o yemekte bir takım şairler, yazarlar falan. Beni oraya Edip Cansever götürmüştür. Ben Nait Hanım'a gidiyorum, sen de gel dedi. Dedim ki hani ben davetli değilim abi. Yani şimdi böyle eski tabirle selleme hüsselam gidip hani ben, olmadı. Yok dedi, Nait Hanım aldırmaz öyle şeylere. Zaten sormazdı yani bizim falan diye. Bir tek ev mekanı olarak, yani bir edebi muhit olarak ev diyelim. Cumhuriyet döneminde bir tek Nait Hanım'ın evini hatırlıyorum. Orada hatırladığım kişilerden biri de o gün bir konuşma yaptı, çünkü oradan biliyorum, Fikret Adil'di, onu orada tanıdım. Nait Dendar'ın evini hatırlıyorum. Sanıyorum hatırladıklarım bunlar, ama eğer sorularınız olursa
belki yeni şeyler de hatırlayabilirim, bilmiyorum. Hocam, Behçet Hoca ile ilgili kitabınızda Behçet Hoca'nın, yanlış şu anda aradığım yazımda da kullanmıştım onu, ama şiirin birisinde K kullanıyor galiba. O hikayeyi anlatayım. Evet, güzel. Mesela o esasında bir şiirin oluşurken diğer insanlar tarafından nasıl görüldüğü, eleştirildiği, şairin tavrını yansıtması, bakın ondan sonra o şahane bir sahne. Onu harika yazmışsınız. Onu dinleyelim. Hocam, fevkalade isabetli bir soru bu. Çok iyi hatırlattınız. Çok teşekkür ederim. Bu çok önemli yani. Benim hayatımda da önemli bir şey. Hocam, 1973 ya da 74 yılı olmak gerekir. Genellikle Oktay Akbal, Necati Gil, Rauf Mutluay, bazen Dağlarca birlikte bazı içki evlerine giderdik. Bunlardan biri Yeni Kapı'da Kumkapı'da bir içki evidir. Agob'un meyhanesi diye bilinen, yani Kör Agob'un meyhanesi diye bilinen çok meşhur bir meyhane idi o zaman. Bir de kim keşfettiyse bilmiyorum. Kurtuluş'a giderken hemen sol tarafta ilk sokağın içinde Aram restoran vardı. Sanıyorum bir Ermeni'nindi. Kim keşfetti orasını bilmiyorum ama oraya gidiliyor bir haftanın belli günleri, Aram restorana. Yine böyle birlikteyiz. Dağlarca var, Oktay Akbal var, ben varım. Yanılmıyorsam Sami Karaören var. Cumhuriyet Gazetesi'nin yazı işleri müdürüydü. O da zaman zaman katılıyor toplantılara. Başka kim vardı hatırlamıyorum. Rauf Hoca geç geldi. O her zaman edebiyat öğretmeni büyük bir çantayla gelirdi. Oturdu. Çantasını açtı. Ve Mehmet Fuat'ın o yıllarda hepinizin çok iyi bildiği Yeni Dergi'yi çıkardı. Yeni Dergi'de hocanın o sayıda Da şiiri yayınlanmış. D-A yumuşak G. Evet. Da şiiri. Dergiyi açtı. Biz konuşuyoruz ama kendi aramızda. Behçet dedi. K nedir dedi. Çünkü ilk dize, şiirin ilk dizesi, dağ şiirin ilk dizesi şöyledir. Ette cızırtı, key, K-E-Y-Y. Kastamonu, Edirne, Yozgat, Yozgat. Kodluyorum. Key. Hoca sustu. Hocanın bir şiirinde tavrını ele veren bir dizesi vardır. Susanlara hiçbir şey sormayınız diye. Bunu ben hocayı çok yakından bildiğim ve şiirini de çok iyi bildiğim için hoca susuyor. Demek ki bir şey sorulmaması gerekir diye düşünüyorum. Ama Rauf Hoca, Allah rahmet eylesin, öyle söyleyeyim, ısrar etti. Behçet, sana söylüyorum. Bu şiiri yazmışsın. K ne demek dedi. Hoca yine cevap vermedi. Ben durdum bir ara, Rauf Hoca'ya saygısızlık olur. Yani kulağına hafifçe eğilip, hocanın bir dizesi var. Susanlara hiçbir şey sormayınız der. Rauf Hocam sormasanız demeyi düşündüm ama yani yaşça benden büyük abim Rauf Hoca. 10 yaş büyük benden. Sustum. Rauf Hoca ısrar etti. Hoca gayet sinirli bir şekilde, onun hallerini bilirim ben, döndü dedi ki, key de derim, mey de derim, şiir benim değil mi, sana ne? Şimdi başta Rauf Hoca olmak üzere herkes şaşırdı, ben şaşırmadım ama. Çok iyi tanıyorum Necati Yeli. Kızdırmamak lazım adamı. Yani adam diyor ki sorma kardeşim.
Eğer merak ediyorsan araştır, öğren. Nitekim sonra araştırdık, öğrendik. Hocaya sormadım ben. Ama daha şiir üzerine bir yazım vardır. Şeyde, Edebiyat ve Sanat üzerine makaleler kitabında var. Bilen biliyor. Şimdi dediğiniz çok doğru. Aslında susanlara değil, şairlere bu konuda bir şey sormamak lazım. Yani affınıza mağruren söyleyeyim sözüm meclisten dışarı. Bazı münasebetsizler hep şey. Yani ya abi bu şiirde sen ne demek istedin? Ya da bazı münasebetsiz edebiyat kitapları vardı tabii, yani hazırını tenzih ederek söylüyorum. Bu şiirde şair ne demek istemiş diye. Şimdi bundan daha münasebetsiz bir soru olamaz yani. Neyse, yani Rauf Hoca'nın öyle bir şeyi oldu. İyi ki hatırlattınız. Bu hatıramı da hazırunla böylece, şimdi çok kullanılan bir fiille söyleyeyim, paylaşmak imkanını buldum. Eyvallah, ama ben sevgili hocam, ben susana soru sormak değil, konuşana soru soracağım. Key kelimesi ne demek olduğunu söylemediniz. Hocam, bunu bulabilmek için, tabii o zaman ne Google var, Hazreti Google var, ne bir şey var falan. Tamamen tesadüf. Tamamen tesadüf. İbn Sina'nın doğumunun ya da ölümünün 1000. yılı münasebetiyle yapılmış bir sempozyum var, çok eskilerde, 1930'lu ya da 40'lı yıllarda. O sempozyumda, İbn Sina'yla da ilgili idim ben. Yani İslam'la çok yakından ilgiliyim. Zaten o yıllarda da Boğaziçi'nde bunu söylemek zorundayım. Kusura bakılmasın. O sırada Boğaziçi Üniversitesi'nde felsefe bölümünde İslam düşüncesine giriş diye bir ders veriyorum. Introduction to Turco-Islamic Thought diye bir ders veriyorum. Dolayısıyla İslam düşüncesiyle, özellikle İslam felsefesiyle çok yakından ilgiliyim. İbn Sina'yla da o vesileyle o kitaba bakmışlığım var. Tesadüfen karıştırırken İbn Sina tıbbı diye bir madde var. Tıp beni hiç ilgilendirmiyor ama karıştırırken K diye bir söz gördüm. Dağlamak anlamına geliyor hocam. Eyvallah. Ette cızırtı o. Şimdi Türkiye'de çok tuhaf ve hoş şeyler de oluyor. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Adını vermeyeyim. Çok ünlü bir edebiyat dergisi. Bazı tematik konularda şiir derlemeleri yaptı hocam. Evet. Mesela denizle ilgili şiirler. Sokakla ilgili şiirler vesaire vesaire. Bildiğimiz bir toprak yükseltisi olarak dağ ile ilgili bir özel sayı yaptı. Bu özel sayıya Necati Gil'in dağ şiirini de aldı hocam. Oradaki dağ bildiğimiz işte Erciyes vesaire falan, Uludağ gibi dağ sanarak. Böyle şeyler de oluyor. Bunlar eğlenceli şeyler. Bunları da zaman zaman okuma notlarında kayda geçiriyoruz. Eyvallah. Buna benzer başka şairlerle tartışmalarınız oluyor mu Sayın Hocam? Başka şair, yani sizin dışınızda, sizin şiirlerinizde veya hikaye tartışması falan olur muydu? Şimdi, evet. Madem ki bu konuyu açtınız, onu da söyleyeyim. Bunu da yazdım ben. Şimdi şöyle bir durum var hocam. 1955 ve 56'lı yıllarda 19-20 yaşlarındaydık. Yani Onat da benim yaşımdadır. 36 doğumludur. Erdal da 36 ya da 35'lidir. Kemal Özer 35'lidir. Yani A dergisinin rüknünü öyle söyleyeyim, teşkil eden kadro 1935 ya da 36
1960'lı yıllarda doğmuş olanlardır. O yıllarda 20'li yaşlardaydık ve burnumuzdan kıl aldırmıyorduk hocam. Kendimizi fevkalade önemsiyorduk. Kendimizi büyük şairler, büyük yazarlar, büyük hikayeciler olarak görüyorduk. Ve bir edebi müesses nizam, öyle söyleyeyim. İngilizcesi establishment'tır bunun. Bir müesses nizam vardı. Edebiyatçılar Birliği diye bir birlik. Ve bu birlikte Başkan Yakup Kadri, Kara Osmanoğlu, Nurullah Ataç, Yaşar Nabi Nayır vesaire falan. Yani edebiyatın müesses nizamını oluşturan, establishment'ını oluşturan bir kadro. Kısmını tekrar yazıyorsunuz gibi gerçekten öykü evet, okuru... Habiba Hanım, Habiba Hanım sesiniz evet. Hilmi Bey'in sesini de kapattık. Hilmi Bey'in sesini açalım lütfen. Hocam açıldı sesiniz. Şimdi böyle bir şey var yani. Oturuyoruz, konuşuyoruz. Zaman zaman hani Nazım'ın putları yıkalım türünden, bir şey yapalım mı falan diye. Bir dram tiyatrosu olayı vardır. O ayrı bir hikayedir. Ayrıca konuşulmak gerekir. Onu geçelim. Sait Faik 1954 yılında öldü. 55 yılından itibaren Varlık Dergisi'nin öncülüğünde Sait Faik Hikaye Armağanı konuldu hocam. Evet. Sait Faik Hikaye Armağanı'nın ilk sahibi Tahsin Yücel olmuştur. Tahsin Yücel o sırada Fransız filolojisinde ya son sınıf öğrencisi ya asistan ama aynı zamanda Varlık Yayın Evi'nin çalışanı. Dolayısıyla bize göre, yani A dergisine göre Tahsin Yücel bu establishment'ın, bu müesses nizamın adamı. Dolayısıyla oturuldu ve bizim kuşaktan biri olmasına rağmen aramızda 2 yaş falan olmak gerekir. Tahsin rahmetli 33'lüdür yanılmıyorsam. Bir kampanya başlattık. Sait Faik Armağanı nasıl olur da establishment'ın bir adamına verilir? Burada apaçık bir kayırma var. Burada Yaşar Nabi Bey'in yanında çalışan birisi olmasının acaba bu ödülün Tahsin Yücel'e verilmesinde bir rolü var mı? Hane Yaşamalı kitabın adı, Tahsin Yücel'in kitabının adı Hane Yaşamalı adlı öykü kitabına verildi ve biz bir kampanya başlattık. A dergisinde soruşturma, tabii soruşturmayı kendi aramızda yapıyoruz. Cevap verenler Hilmi Yavuz, Onat Kutlar, Erdal Öz, Kemal Özer, Adnan Öz, Yalçıner falan. Aradan yıllar geçtikten sonra, yani aradan en az bir 30-40 yıl geçtikten sonra Tahsin'le bir gün karşılaştığımızda dedim ki sana bir özür borcum var Tahsin'cim. Nedir, hayrola dedi. Dedim ki bundan şu kadar yıl önce senin Sait Faik Armağanı'nı alman dolayısıyla seni edebiyat establishment'ının adamı olarak niteleyip çanına ot tıkayan eleştiriler yazmıştık. Çok da ayıp etmiştik. Ama şimdi benim özrümü lütfen kabul et dedim. Güldü tabii, ne desin çocuğum. Öyle geçti. Evet. Dram tiyatrosu asıl mesele dram tiyatrosu olayıdır hocam. Bu çok yazıldı. Bu establishment'a karşı yine bir tavır koyalım. Ama bu tavır Atilla İlhan'dan gelmiştir. Atilla İlhan daha sonra bu meseleyle hiçbir ilişkisi olmadığını söyledi ama neyse geçelim. İş çünkü siyasi şubeye intikal etti, polise intikal etti. Dram tiyatrosunda işte Yakup Kadri'nin başkanlığındaki bu edebiyat establishment'ı, müesses nizam diyelim isterseniz, gelir sağlamak için bir
akşam edebiyat Suarez'i tertipledi. Evet. Çıkacaklar, işte şiir yazılarını okuyacaklar, konuşma yapacaklar falan ama bütünüyle bu establishment. Bunun üzerine Baylan'da konuşuluyor bu mesele. Atilla İlhan dedi ki, yani siz dedi genç adamlar olarak bir şeyler yapmayacak mısınız bu konuda dedi. Yani bir protesto yapmayacak mısınız falan. Yani tabii yaparız falan dendi. İşte Demirtaş, rahmetli Hasan Pulur da o sırada, Milliyet'in yazarı Hasan Pulur, o sırada o da Baylan'da. Büyük bir Atilla İlhan hayranıdır. İdi rahmetli. Benim de sınıf arkadaşım Kabataş'ta. Şairdir aynı zamanda. Tamam falan dendi. Ondan sonra böyle bir şey, o gece biletler alındı. Çünkü paralı gelir sağlamak için yapılıyor. Yani Edebiyatçılar Birliği'ne gelir sağlamak için yapılıyor. Orada işte Cemal Hoşgör ve Güngör Gençay diye iki arkadaşımız büyük bir şey hazırlamışlar, böyle döviz. Biz yukarıda Paradi'deyiz, balkondayız. Nurullah Ataç konuşurken o şey, döviz aşağı sarkıtıldı, balkonundan aşağı sarkıtıldı. Üzerinde şey yazıyor. Matine Dörüt Erleri Esselamün Aleyküm. Dörüt Eri Nurullah Ataç'ın yazar karşılığında kullandığı diyorum. Siz isterseniz uydurduğu da diyebilirsiniz. Öyle de denebiliyor çünkü. Bir sözcüktü. Dörüt Eri. Dörüt Eri. Onunla ve Ataç'la dalga geçen bir dövizdi. Sonra galiba bir Ataç değil, Ataç konuşurken de bir takım gürültüler oldu. Konuşması alkışlarla kesildi. Yukarıda alkışlıyoruz falan. Ataç'ı da protesto ediyoruz. Nedense. Behçet Kemal şiir okurken büsbütün şey yapıldı falan. O sırada gürültüler oldu. Aşağıdan ne yapıyorsunuz ne yapıyorsunuz falan diye sesler geldi. Orhan Ançerlioğlu. Aslında Orhan Ançerlioğlu polistir. O sırada İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde 3. Şube Müdürü'ydü Orhan Ançerlioğlu. Polise haber verdi. Yani İstanbul Emniyetine haber verdi. Ve polisler dram tiyatrosunu bastılar. Ve birkaç kişiyi alıp götürdüler. Götürülenlerden ikisini tanıyoruz. Demirtaş Ceyhun'la Hasan Pulur. Diğerleri bir şekilde, ben de dahil olmak üzere, kaçtık. Ama ertesi günü İstanbul Express gazetesi şimşir puntolarla, matbaacılık tabiriyle söyleyeyim, şimşir puntolarla neredeyse bütün sayfayı kaplayan bir başlık attı. Komünistler dram tiyatrosunu bastı diye. Ertesi, Hasan Pulur'la şeyin alındığını, Demirtaş'ın alındığını bilmiyoruz. Ben yakayı iyi sıyırdım, kaçtım diye düşündüm. Akşam eve geldim. Ertesi sabah rahmetli babam uyandırdı beni. Seni soruyorlar dedi. Kim baba dedim, bilmiyorum dedi. İki tane adam, sivil. Peki dedim, hani giyindim, kapıya gittim, tanımıyorum adamları. Dedi ki birisi, biz dedi şeyden geliyoruz, müdüriyetten geliyoruz. İfadenizi almak üzere müdüriyete kadar, Sansaryan'a kadar gelmenizi rica ediyoruz. Aynen, gayet terbiyeli bir şekilde. Dedim ki nedir, mesele nedir, yani hangi konuda tanıklığıma başvuracaksınız? Dün geceki olay dedi, dram tiyatrosundaki olay falan dedi. Dedim ki benim bir ilgim yok ki dedim. İşte o yüzden zaten tanık sıfatıyla. Çıktık.
ben hukuk fakültesinde öğrenciyim. Dedim ki buradan tramvaya binelim. Sirkeci'de ineriz. Hayır dedi, yürüyerek gideceğiz dedi. Ben derse girmek durumundayım dedim üniversitede falan. Bahane tabii yani. Bir an önce gidelim diye şey yapıyorum. Yok dedi. Yürüyeceğiz dedi biz işte. Fatih'te şeyde oturuyoruz. Kıstaş'ında oturuyoruz. Oradan Şehzadebaşı Vezneciler üzerinden Beyazıt'tan Kapalı Çarşı, Kapalı Çarşı'dan işte Nur Osmani aşağıya, Babali'den aşağıya şeye çıktık. Sansaryan'a en üst kattadır. Birinci şube. Siyasi şube denilen şube Sansaryan'da en üst kattadır. Kapıda girilmez ve çift aylı bir şey vardır. Amblem vardır. Küçük bir penceresi var. Kapıyı çaldı polis. Bizi, beni getiren polislerden biri kapıyı çaldı. O pencere açıldı. Hilmi Yavuz'u getirdim dedi. Kapı açıldı. Beni içeriye aldılar. Sağda bir oda var. Odaya kapadılar beni. Aradan bir süre geçtikten sonra daha sonra fevkalade dost olduğumuz, fevkalade ahbap olduğumuz, sahafların çok iyi tanıdığı, müthiş bir kitap koleksiyoncusu olduğunu öğrendiğimiz bir komiser muavini, siyasi şubede komiser muavini, Adnan Kınay, o da rahmetli oldu. Daha sonra çok ahbaplığımız olmuştu çünkü sahaflarda. Benim ifademi aldı. Dedi ki bu mesele nedir? Bir kere hani baştan söyleyeyim dedi bak. Biz her şeyi biliyoruz. Ne olup bittiyse her şeyin doğrusunu söyleyeceksin. Dedim ki efendim yani bu basit bir protesto gösterisiydi. Hatta biraz da ukalalık ederek ben dedim ki bu dedim yani Fransa'da falan da oluyor. Victor Hugo'nun dedim Ernani piyesi. Sus lan dedim. Victor Hugo'nun Ernani piyesinde de işte böyle bir protestolar olmuştu falan diye. Sus lan dedim. Nedir dedi mesela anlat. Bir kere bileti nereden aldınız? Kim örgütledi sizi falan. Dedim kimse örgütlemedi. Böyle biz hani genç edebiyatçılar olarak bizden önceki kuşağa bizi hiç adam yerine koymuyorlardı. Başvurduk. Bizi alsınlar diye Edebiyatçılar Birliği'ne. Bu doğru, almadılar ama almamakta yerden göğe kadar da haklıydılar. Küçük dergide ve A dergisinde ve Mavi'de şiiri çıkmış, 3 tane şiiri çıkmış adamı. Neden alsın adam yani? Koskoca Yakup Kadri, koskoca Nurullah Ataç orada. Almadılar. Ya öyle mi yani? Siz ha bizi almaz mısınız? Görün gününüzü falan mahiyetinde bir şeydi, bir reaksiyondu yani, bir protestoydu bu yani diye anladı. Dedi ki hiç şey yapma. Biz biliyoruz meselenin ne olduğunu. Bu bir sol gösteriydi. Bunu çok iyi biliyoruz. Dedim ki solla falan amirim neyse işte yani ne dedim. Böyle bir şey solculukla falan ilgisi yok yani orada. Nedir o dedi, o slogan dedi, Matine Dörüt Erleri falan. Dedim ki onun solculukla falan bir ilgisi yok. Sayın komiserim, ne dedim sen? Falan. Dedi ki bak dedi, şimdi burada senin kaydın var dedi. Yani şimdi birinci şubede, komünist masasında senin kaydın var. Bu kayıt bütün hayatım boyunca devam edecektir. Haberin olsun. Şimdilik seni serbest bırakıyorum. Gidebilirsin. Şimdi işin bir de böyle bir yanı var. Bu putları kırma operasyonunun herhalde... Evet. Benim başıma açtığı belanın hikayesidir bu hocam. İlk defa. Devlet de sizi kayıtlara geçirdi. İlk defa devletle böylesine bir münasebetim oldu. Eyvallah. Devletle ilk karşılaşmam böyle olmuştur. Evet. Sağ olun. Evet. Hocam bir de bu geleneğin
son temsilcisi olarak gene biz zat halinizi görüyoruz. Yani İstanbul'da edebiyat mahfili oluşturma ve edebiyat sohbetleri yapma konusunda hasbi bir cehd ile gayret sarf eden bir şahsiyet olarak sizi görüyoruz. İstanbul'daki Taksim'deki toplantılarınızı biliyoruz. Bunun işleyişi ile ilgili bir bilgi verebilir misiniz bize? Yani nasıl yaparsınız, ne günler yaparsınız, ne tür insanlar gelir, yani neler olur? Burada beni izleyenler arasında benim özellikle Gezi Hastanesi'ndeki birlikteliklerime tanık olan arkadaşlarımız var. Çok iyi biliyorlar. Evet. Belli bir günü yok hocam. Ya yani ben her gün belli bir saatte, ki genellikle saat 5 sularında orada oluyorum. Rastgele. Yani benimle konuşmak isteyen, şu ya da bu biçimde bana soru sormak isteyen ya da bir şeyden dolayı beni eleştirmek isteyen birileri varsa oraya geliyorlar. Yani örgütlü bir şey yok hocam. Belli bir günü, şu gün şu saatte şu kişilerle diye bir şey yok. Genellikle ama sıklıkla gelen arkadaşlarımız var. Yani benim çok yakınımda olan dostlarım onlar benim. Genellikle onlarla yapıyoruz sohbetleri. Bir de ayrıca online sohbetlerimiz oluyor. Bu online sohbetlerde de genellikle yani benim işte çevremde olan, yani bana yakın olan ya da benim yakın olduğum, çok yakın olduğum insanlardan oluşuyor. Çok dar ve sınırlı bir grup. O dar ve sınırlı grupta işte genellikle haftada bir yapıyorduk. Salı akşamları. Sonra benim bir mazeretim dolayısıyla, salı akşama başka bir etkinlik dolayısıyla çarşambaya alındı. Önce her hafta yapılıyordu. Şimdi 15 günde bir yapılıyor. Böyle bir online mahfilimiz var, öyle söyleyeyim hocam. Onun dışında dediğim gibi Gezi Hastanesi'nde herhangi bir şey yok. İsteyen gelebiliyor. Bana telefon ediyorlar mesela. Ya da şeyden, Messenger'dan ulaşmaya çalışıyorlar. İşte acaba sizinle görüşebilir miyiz? İşte bir kitabım çıktı, size verebilir miyim falan diye. Ha, onu soracaktım. Yani gelenler, sizinle oraya gelenler, şu şiiriniz çok kötü olmuş üstad demeye gelen oluyor mu? Veya şiirini getiren, hikayesini getiren veya herhangi bir düşünce konusunda sizden destek almak isteyen ne tür insan? Oluyor tabii. Yazılarım var, şiirlerim var, bu konuda yaptığım konuşmalar var. İnsanlar herhalde güveniyorlar benim yargılarıma. Yani bu adam bir şeyler biliyor herhalde diye bakıyorlar. Herhaldesi fazla. Estağfurullah. Dolayısıyla geliyorlar, eksik olmasınlar. Ben de arkadaşlarım, yakın arkadaşlarım bilirler. Hiçbir zaman burnu havadalık yapmadım. Estağfurullah. Tabii. Böyle arkadaşlar var, böyle şairler var. Biliniyor onlar. Marazi bir şekilde gelenlere hakaret eden, ağır sözler söyleyen insanlar da var. Şairler de var. Yani mesela bir dergi getiriyor diyelim. O gençler çıkarıyorlar. Biz de yaptık onu. Hani sizinle acaba bu dergi için bir konuşma yapabilir miyiz diye soruyorlar. Ben memnuniyetle diyorum. Yani siz kimsiniz? Ne cüretle geliyorsunuz da böyle bir dergiyle benim huzuruma çıkıyorsunuz demedim. Demem de. Ama bunu yapan insanlar var. Bunu yapan insanlar var maalesef. Hocam mesela Ercan size nasıl taktı? Ercan'la şöyle. Şimdi şöyle hocam. Yani burada şeye geçeceğim. Üniversite gençlerinin İstanbul'da bir sürü edebiyat fakültesi var. Üniversite gençleri ile beraber hocaları sizin farkınızda mı bu olgunun? Şimdi şöyle söyleyeyim hocam. Bir kere Ercan'ı ve başka arkadaşları söyleyeyim. 2001 yılında Erdal Öz, Can Yayınları'nın sahibi, rahmetli, benim 50 yıllık arkadaşım, bana dedi ki İlmi'cim ben Can Yayınları'nda bir şiir dizisi başlatmak istiyorum dedi.
bu dizinin editörü olur musun? Olurum dedim. Memnuniyetle olurum. Yani sen istiyorsan tabii elbette olurum. Yaz bir koşulum var dedim. Nedir dedi. Dedim ki ben tek seçici olacağım. Ama sana şu ya da bu biçimde bir takım eleştiriler gelecektir. Ve denecektir ki Hilmi Yavuz kendi beğendiği şairleri seçiyor. Bunu bana ilişkin bir eleştiri olarak söyleyeceklerdir. Aslında bunun bir eleştiri olmadığını elbette tek seçici olarak oraya konulan kişinin kendi beğenisine göre seçim yapacağını söylemek koşuluyla dedi. Bunu sen söyleyeceksin. Çünkü sana geleceklerini biliyorum. Hilmi Yavuz kendi adamlarını basıyor. Kendi sevdiği şairleri basıyor diyecekler. Sen de buna karşılık elbette öyle yapacaktır diyeceksin. Bu koşulla kabul ediyorum dedi. Para falan da istemiyorum ayrıca. Tamam dedi. Dosyalar geliyor. Bir dosya. Hiç tanımıyorum, bilmiyorum. Ya baktım çok güzel şiirler bunlar. Ercan Yılmaz. Hiç tanımıyorum. Adını da ilk defa görüyorum. Ahirli Zamanlar diye bir metin. Dedim ki oradaki yani Erdal'ın sekreter. Ya bunu bulabilir misiniz dedim yani bu arkadaşı. Dediler ki Trabzon'daymış. Galiba askerliğini bitirmiş, bir lisede hocalık yapıyormuş falan. Bunun adamı yani. Sonunda bunun da Ercan, heyecanlı tabii evladım. Dedim ki çocuğum senin kitabını basıyoruz biz dedim. Kendisi öyle söylüyor zaten, neredeyse düşe yazdım diyor yani ben böyle bir şey duyunca ilk defa. Can Yayınları gibi bir yayın evi, gayet saygın bir yayın evi. Ve üstelik yani adı bilinen, ünlü bir şairin yönettiği bir dizi bu yani. Dolayısıyla çok şey olmuştu yani. Ercan'la dostluğumuz böyle başladı. Aydan Afacan'la da öyle vesaire falan. Yani bunlar bana yakın oldular bu insanlar. Benim işte bir poetikam diyelim. Evet. Hepimizin çok iyi bildiği ve hep söylediğim, hep konuştuğum mesele yani. Yani hem gelenekselin, hem modernin, hem aidiyetin, hem mensubiyetin birlikte temellük edildiği, edinildiği bir şiir olmalı. Çünkü bizim medeniyetimizin durumu buna şu anda tekabül ediyor. Yani nasıl işte mini etekli kızlarımızla başörtülü kızlarımız eş zamanlı olarak aynı toplumda yaşıyorlarsa medeniyetimizin bizi getirip bıraktığı yer burası. Hem doğulu hem batılı olmak durumundayız ve birbirimizi dışlamamak durumundayız. Bunların ikisini birden edinme, medeniyetimizin bizi getirip bıraktığı yer buysa şiirimizin de böyle olması gerekir gibi bir poetik tavırla yola çıktım. Aslında bunu bir poetik tavra dönüştüren benim. Ama bunu bir poetik tavır olarak benimseyip dile getirmemiş olanlardan yararlandım. Yahya Kemal ve Ahmet Haşim gibi. Bunlar bunu yapıyorlar zaten. Ama bunu bir poetika olarak dile getirmemişler. Ben onların yaptıklarını, onların pratiğini öyle söyleyeyim, bir teoriye dönüştürmeye çalıştım. Bir projeye daha doğrusu dönüştürmeye çalıştım. Yahya Kemal de yapıyor bunu. Ha şimdi yapıyor. Yahya Kemal de Fransız şairlerinin etkisi yok mu? Var. Baudelaire var. Kendisi ifade ediyor zaten. Verlaine Fête Galante'ından yararlanarak ben Lale Devri şiirleri yazmaya başladım diyor. O hani sene 1140 gibi hani bir mubeçeyle tanıştımdı Lale Devri'nde yani. Ya da 16 yaşına dahil o şuhru sadabat cihanı verdiydi ihtilale devrinde diye başlayan şiirleri tamamen Verlaine Fête Galante'ından yararlanarak yani nasıl Verlaine işte şeyin devrim öncesinin yani
1789 öncesinin Fransız Sarayı'nın ihtişamını, görkemini, Fransız Sarayı'nı anlatırken, ben de Lale Devri'ni buna karşılık olarak buldum diyor Yahya Kemal. Ya kısaca şu, Yahya Kemal'de Fransız etkisi var. Ama aynı zamanda divan şiiri var tabii yani. Haşim'de de öyle. Bunu ben söylemiyorum. Bunlar yani Türkiyat Mecmuası'nı zannediyorum 12. sayısında Nihat Mimçetin Hoca'nın Haşim'e Batılı Kaynakları diye bir makalesi var uzun. Evet. Ari Dörrenye'den, Emil Verharen'den, Albert Samen'den Nekerte'de yararlandığı konusunda. Ama bir başka mecmuada Feyzullah Sacit Ülkü'nün Haşim'in Şeyh Galip Kaynakları diye bir yazısı da var. Şimdi bunu benim yaptığım sadece bunların farkında olmaktır. Bütün mesele bundan ibaret. Yeni bir şey yapmıyorum. Sadece yapılmış olanı bir araya getiriyorum. Bir proje haline getiriyorum. O kadar, başka bir şey değil yani. Görünür hale getiriyorsunuz bir de. Çok yaşayın öyle. Yani bu, sonra bu poetikayı kendilerince doğru bulan arkadaşlarımız var. O yoldan hep birlikte yürüyoruz hocam. Yani mesele bundan ibaret. Lafı oraya getirmeye çalışıyorum işte. Bu buna gezi mevzu müritleri diyorlar. Ayıp bir şey. Estağfurullah. Bu gezi pastanesi sohbetlerinde mesela şiiri olan ama şiirinin ciddi manada poetikası olan birisi varken bundan bunun farkında olan insanlarımız üniversite başta olmak üzere oluyor mu? Şimdi hocam şöyle, bundan 3 yıl kadar önce yani pandemi öncesinde çok değerli bir hocamız, Ali Şükrü Çoruk hocamız, evet. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde Edebiyat Fakültesi Talebe Birliği'nin bu talebini onaylayarak ve kendisi de katılarak beni İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloji bölümünde bir konferansa davet etti. Daha doğrusu davet eden İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Talebe Birliği'dir. Ama bunda Ali Şükrü Çoruk Hoca'nın desteği vardır. Çünkü o toplantıda bizzat Ali Şükrü Hoca da vardı, beni de dinledi. Ama Edebiyat Fakültesi'nin diğer değerli hocaları yoktu örneğin. Sadece Ali Şükrü Hoca vardı. Eyvallah. Arkadaşlar sorusu olanlar var mı? Şerife Hanım, ben göremiyorum sorusu olanları. Siz yönetir misiniz lütfen? Güray kaldırmıştı. Güray Gümüş. Buyurun Güray Bey. İlmi Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar Günay, merhaba. Selam. Herkese, dinleyicilere iyi akşamlar dilerim. Hocam, Feyyaz Kayacan 1993'te vefat ettikten sonra Cumhuriyet'te Zeki Coşkun'la olsa gerek bir ölüm ardı yazısı çıkmıştı. Zeki Coşkun'un yazdığı. Orada Feyyaz Kayacan'ın BBC Türkçe servisinde çalıştığını ve Türkiye'de edebiyatçıların da bu servisin Türkiye'de edebiyatçılar için uğrak yeri olduğunu, yani Londra'ya gidenler BBC Türkçe servisine de uğramadan geçmiyorlar gibi bir cümle söylüyordu. Siz de BBC'de çalıştınız yanlış hatırlamıyorsam. Böyle bir edebi mahfil veya bazı toplantıların olduğu vaki mi burada? Şimdi ben Londra'da hem üniversiteye, Londra Üniversitesi'ne devam ediyordum, öğrenciydim 1960'lı yıllarda, hem de BBC'nin Türkçe servisinde onların deyimiyle program assistant olarak çalışıyordum. Yani kadroluydum orada. Şimdi BBC'nin Türkçe servisi çok ilginç bir bölümdür. Andrew Mango idi Türkçe servisinin müdürü. Kendisi Türkiye'de doğmuş. Büyükada İlkokulu'ndan sonra high school'da
okumuş. Ve daha sonra işte ailesiyle Londra'ya göç etmiş. Londra Üniversitesi'nde Fars dili edebiyatı okumuş. Daha sonra Firdevsi'nin Şehnamesi üzerine doktora yapmış. Mükemmel Türkçe konuşan, yani İstanbul Türkçesiyle konuşan, mükemmel Farsça bilen, annesi Rus asıllı olduğu için fevkalade Rusça bilen, Fransızca bilen, tabii İngilizceyi saymıyorum, poliglot yani çok dilli bir insandı ve çok tolerant bir insandı, aydın. Bence Atatürk hakkında yazılmış en iyi biyografiyi, bunu iddialı olarak söylüyorum, Andrew Mango yazmıştır. Yani eğer içinizde şu ya da bu biçimde, tabii hepimiz Atatürk'ün hayatını çok iyi biliyoruz. Yavaşta Yakup Kadri olmak üzere yazılmış bütün kitapları, Şevket Süreyya'lar vesaire için okumuşuzdur elbette. Çok iyi kitaplar ama çok derli toplu ve çok nesnel ve çok incelikleri kavramış. Atatürk'ün, Gazi'nin inceliklerini kavramış bir zihnin ürünüdür Andrew Mango'nun. Ha, Mango özellikle BBC'ye çalışmak üzere, genellikle 5 yıllık mukaveleyle, ben de öyle gitmiştim, 5 yıllık sözleşmeyle aldığı kişilerin entelektüel kimliklerine dikkat etmiştir. Mesela orada çalışanlardan birini söyleyeyim. Mesela Bülent Ecevit orada çalışmıştır bir ara. Benden çok önce tabii. Can Yücel benden önce oradaydı. Bir ara beraber olduk zaten. Tektaş Ağaoğlu. Hikayeci Tektaş Ağaoğlu oradaydı. Feyyaz zaten oranın devamlı şeyiydi. Andrew Mango'nun yardımcısıydı. Yani Mango müdürdü. BBC Türkçe Servisi'nin müdürüydü. Feyyaz onun yardımcısıydı. Muaviniydi eski tabirle. Orada bir başka arkadaşlarımız vardı. Mesela İzyan Baz diye bir ressam arkadaşımız vardı. Aynı zamanda şiirleri de olan bir arkadaşımız. Orada kendi aramızda, yani işte Feyyaz'ın, benim, İzyan'ın yaptığımız küçük sohbetler olmuştur. Oradaki edebiyat mahfili de şeye çok yakın, BBC'nin Bush House binasına, yani Türkçe servisinin ve öteki yabancı dildeki servislerin olduğu Bush House binasına çok yakın, Charing Cross Road üzerinde bir içki evi vardır. Henekes diye. Genellikle edebi mahfil olarak Henekes'den söz edebilirim. Türkiye'densin de söz ettiğiniz gibi gelen ve bizim orada olduğumuzu, yani BBC'de çalıştığımızı bilen arkadaşlarımızı, edebiyatçı arkadaşlarımızı genellikle ya BBC'nin pub'ında ya da ağırlıklı olarak Henekes'de ağırlardık. Dolayısıyla orasını da bir Henekes'i de tıpkı şey gibi, Panayot'un yeri gibi bir edebi muhit olarak kabul edebiliriz. Doğrudur. Eyvallah hocam. Mahir Hoca'yı görüyorum ama başka şey yoksa Mahir Hoca. Mahir Hocam'dan önce Necati Bey Özel'den izin istemişti hocam. Necati Tonga Bey. Eyvallah. Mahir Hocam kusura bakma, Necati Bey'den sonra size. Cümle Hazirun'u selamlarım. Hilmi Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar. Benim merak ettiğim şey, genel olarak sohbetinizde İstanbul'daki edebiyat mahfillerinden bahsettiniz. Sizin ömrünüzün son dönemlerinde bir Bilkent maceranız var. Ankara'yla da bir bağınız oldu. Ben de Ankara'dayken, üniversite öğrencisiyken bazı derslerinizi takip etmiştim. Evet. Gazi Üniversitesi'nde okurken gidip gelirdim, dinlemeye çalışırdım. Hocam tanıtmadınız ama. Tanıtmadınız. Estağfurullah. Necati Tonga, Türk Dili Edebiyatı Öğretmeniyim, Doktor Necati Tonga.
Şimdi tabii biliyorum sizi, başka kitabınızı da biliyorum yani, Ankara Mahfilleri konusunda. Eyvallah. Da biliyorum da, hayır. Öğrenci kimliğiyle benim Bilkent'teki derslerime geldiğinizde kendinizi niye tanıtmadınız diye soruyorum. Kenardan dinlerdim hocam. Çok göz önünde bulunmak istemezdim. Şunu merak ediyorum. Genel olarak İstanbul Edebiyat Mahfillerinden bahsettiniz ama o dönemde, yani benim de kitabımda vurguladığım gibi, Ankara'da çok önemli bir edebi muhite dönüşüyor. Siz İstanbullu yazarların gözünden Ankara nasıl görünürdü? Yani nasıl bakardınız Ankara'ya? Bunu merak ediyorum. Şimdi hocam şöyle, teşekkür ederim. Bu ilginç bir şey. Şundan ötürü, çünkü genellikle edebiyatın merkezi İstanbul ve geriye kalan her yer periferi olmuştur. Evet. Buna Ankara'da dahildir bana sorarsanız. Fakat çok ilginç başka şeyler de oldu bu ülkede edebiyat mahfilleri oluşturmak bakımından. Mesela büyük bir olasılıkla hatırlayacaksınızdır. 1950'li yıllarda, hep o yıllardan söz ediyorum zaten. Afyon'un Dinar ilçesinde, bir ilçe. Afyon'un evet, Dinar. Şairler Yaprağı. Evet. Şairler Yaprağı diye bir dergi yayınlandı. Nedret Yürücan. O da rahmetli. Evet. Daha sonra Ankara'ya yerleşmiştir. Ankara'da kendisiyle sıklıkla beraber olduk. Allah rahmet eylesin. Şimdi merkezden periferiye kaçışın, bana sorarsanız, ilk örneği Şairler Yaprağı'dır. Ankara değil. Neden? Çünkü gerek İstanbul'daki, gerek Ankara'daki ünlü şairlerin neredeyse tamamı ya da büyük bir bölümü Nedret Gürcan, bileceksinizdir. Yani dergi koleksiyonu ortada, ben biliyorum, inceledim ben de o dergiyi. O dergide şiirleri çıkmıştır. Bu çok önemli bir şey. Evet. Şimdi bir taşra dergisi düşünün. Afyon'un. Hocam benzer bir durum Ilgaz dergisinde de var. Çankırı'da yayınlanıyor. Pek çok şair, yani büyük şairlerden Necati Gil dahil, Çankırı'daki bir dergiye şiirlerini, yazılarını gönderiyorlar. Aynı durum orada da var. Onu bilmiyorum. Yani ona tanık. Ilgaz mecmuasında da aynı durum var. Ama benim tanık olduğum ilk olmaklık bakımından, yani Çankırı'daki dergi, adını aldığınız dergi hangi tarihte yayınlandı bilmiyorum. Belki de Şairler Yaprağı'ndan önce. Hemen aynı tarihlerde hocam. Bilemiyorum. Ama benim bildiğim Şairler Yaprağı'dır. Çünkü İstanbul'a gelirdi dergi. Necati Hocam, İstanbul'a gelmesi çok önemli derginin. Evet. İstanbul'da satılıyor olması. Ankara dergileri içinde İstanbul'a gelen iki dergi vardı. Bir, daha önce konuşmamda sözünü ettiğim Avni Dökmeci'nin çıkardığı Kaynak dergisi. Çok kötü basılmış olmasına ve çok özensiz bir basımla verilmiş olmasına rağmen çok önemli bir dergi idi Kaynak dergisi. Bir de tabii bizi ilgilendirdiği için söylüyorum, Türk Dili dergisidir. Onun dışında tabii hocanın tabiriyle Marmaratörlerin dergisi olarak bilinen Hisar dergisi vardı. O ayrı bir şey. Yani o bizi ilgilendirmiyordu, açık söylemek gerekirse. Ama şunu söyleyeyim. Beni ilgilendiriyordu şahsen. Bunu muhtelif vesilelerle de yazdım. Vesilelerle de yazmışımdır. 1953 yazı olmak gerekir. Trenle Siirt'e gidiyoruz, Kurtalan'a. Ankara'da Kurtalan Ekspresi mola verdi. Bir saat falan kalıyordu o sırada. 53 yılından söz ediyorum. Ankara Garı'nda bir şey vardı, bir kiosku vardı. Orada bütün dergiler satılıyordu, gazeteler verdiler, dergiler. Ben bütün dergileri aldım yol boyunca okumak için. Hisar da vardı aralarında. Ve Sezai Karakoç'un Mona Rosa şiirini ilk kez Hisar dergisinde o yolculuk sırasında görmüşümdür. Dolayısıyla benim
benim için şey değildi. Yani benim için böyle dışarıda tutulması gereken bir dergi değildi. Zaman zaman Hisar'a da bakıyordum. Ama dediğim gibi, yani daha önce sözünü ettiğim gibi, yani daha o zamanlardan muhafazakar olanlar ve liberal olanlar diyelim, ya da sağcılar ve solcular diye ayrılabilecek. Yani o Marmaratörlerin yeri ayrıydı, Baylancıların yeri ayrıydı falan. Dolayısıyla şey çok önemli. Yani sözü oraya getirmek istiyorum tekrar. Ankara'dan da dergiler gelirdi. Ama Kaynak Dergisi çok önemliydi bizim için. Ama Ankara yine de bizim için bir periferiydi. Yani Kaynak Dergisi'nde mesela çok fazla görünmek istediğimizi hatırlamıyorum. Türk Dili Dergisi için de öyle. Ama mesela Şairler Yaprağı'nda görünmek istediğimi şahsen ve bazı arkadaşlarımın orada yazdıklarımsa, Ankaralı özellikle Yılmaz Gruda'nın, siz dergiyi yakından izlediğiniz için bileceksiniz. Yılmaz Gruda'nın, Ahmet Oktay'ın, Mavi grubunun şairlerinin, Tevfik Akdağ'ın Şairler Yaprağı'nda şiirleri yayınlanıyordu. Mesela evet. Ferit Edgün'ün şiirleri, Ferit Edgün hikayeci diyebilirsiniz. Ama mesela Ferit Edgün'ün bazı şiirleri, ilk yazdığı şiirler o yıllarda, 52-53 yıllarında, Şairler Yaprağı'nda yayınlanmıştır. Çok ilginç şeylerle karşılaşırsınız Şairler Yaprağı'nın koleksiyonlarını karıştırırsanız. Ya bu da mı şairmiş ya, hop falan diye yani. Çok evet ilginç. Evet. Ama yani biraz tepkisel bir bakışınız mı vardı Ankara'ya karşı? Ben onu merak ediyorum. Tepkisel. Yani mesela Dinar'da çıkan bir dergiye şiirlerinizi göndermek istiyorsunuz ama Ankara'da da o dönemde pek çok önemli dergi çıkıyor. Vallahi işte benim bildiğim, yani bizim izlediğimiz, öyle söyleyeyim, pek çok önemli dergi diyorsunuz. Necati Hocam hangileri olduğunu bilmiyorum ama Ankara deyince benim aklıma 3 tane dergi geliyor. Hisar, Türk Dili ve Kaynak. Başka dergi gelmiyor, bilmiyorum. Siz birçok dediniz. Öğrenebilir miyim hangi dergiler vardı? Mesela Ankara diye bir dergi var. Yine aynı, mizampacı da güzel ama çok duyulmuş bir dergi değil. Hocam bir şey, varlık... çok önemli bir şey söyleyeceğim. Demin söylediğim şeyin altını çiziyorum. Derginin İstanbul'a gelmesi önemliydi. Yani İstanbul'daki bayilerde, gazete veya bayilerinde bu derginin görülmesi önemliydi. Yani Ankara diye bir derginin çıktığını 70 yıl sonra sizden öğreniyorum ben. Tam 70 yıl sonra. Öyle söyleyeyim. Eyvallah. 53, 2023. Hı hı, anladım, anladım. Evet, Mahir hocam ayrılmadıysa, Mahir hocam, evet, Mahir hocam. Yok, ayrılmadım. Ayrılmadım. Zevkle ve şevkle dinliyorum Hilmi Hoca'yı. Ben de bir Kerkükle olarak çok teşekkür etmek istiyorum. Rica ederim. Kendi alanım pazarlama, işletme ve istatistik profesörüyüm. Ama edebiyatla hasbelkader bir şeyim var, münasebetim. Daha doğrusu biraz da kaderdir bizim için. Çünkü ben 1970 yılında Türkiye'ye geldiğimde dönmek üzere gelmiştim Kerkük'ten. Dolayısıyla ne kadar hızlı, kısa sürede çok sayıda Türk kültürü hakkında bilgi toplayabilirsem o kadar zengin döneceğim planıyla hareket ediyordum. Sadece ben değil, birçok Türkmen aydını da benim gibi düşünüyordu. Tabii ki o tarihlerin belki hükmü gereği, 70'li yılların, biz daha ziyade sağ edebiyatla şeydik, hemhaldik. Yani Tarık Buğralar işte vesaire, onun devamı olan şairler, işte onun isimleri, yani örneklerini siz benden daha iyi bilirsiniz. Fakat 80 yılından sonra Irak'taki siyasi durumlardan dolayı Türkiye'de kalma mecburiyetimizde olduktan sonra ben bunu çok yetersiz buldum ve elbette ki sol edebiyatı da tanırdık. Yani bir Aziz Nesin'den haberdardık, bir Atilla İlhan'dan haberdardık. Fakat kitaplarını okumazdık veya vaktimiz olmazdı.
Ama ondan sonra ben başladım bunları okumaya. Baktım ki hakikaten çok farklı ama kendi şeyiyle yani literatüründe bir hayli zengin bir şey var, bir birikim var. Arap dünyasının sağ solunu da çok iyi bilirim. Yazarlarını, edebiyatçılarını, şairlerini. Bunları çok rahat ayırt edebilirim. Türkiye'de de ayırt etmeye başladım. Sanki bana öyle geliyor ki bu görüşme ne kadar katılırsınız Hilmi Hocam. Sanki böyle bir bıçak sırtıyla bir bölünme olmuş Cumhuriyet'in belirli bir döneminde sağ edebiyatla sol edebiyat arasında. Bu tespitim doğru mu? Doğru ise hangi dönem daha çok keskin bir şekilde ayrılmış? İkinci soru da buna bağlı olarak günümüzde bu ayrışma hala devam ediyor mu? Sondan başlayayım hocam. Bugün de devam ediyor hiç şüphesiz. Yani bu ayrım bu çok radikal olmasa bile devam ediyor. Asıl radikalleşme bana sorarsanız şeyden sonradır. 1960'tan sonradır. Yani Türkiye İşçi Partisi'nin kurulması ve Türkiye'de sol aydınların kendilerine politik bir kimlik edinmeleri. Ondan önce politik kimlikleri yoktu. Yani 1960'lı yılların öncesinde kendilerini sol olarak ya da Marksist olarak dile getiriyorlar idi. Ama bunu nasıl söyleyeyim, resmi bir politik kimlik olarak kayda geçirmiş değillerdi. Bu ancak Türkiye'de İşçi Partisi'nin, Mehmet Ali Aybar'ın önderliğinde Türkiye'de İşçi Partisi'nin tipin kurulmasından sonra başlamıştır. Yani artık şairlerin kimlikleri vardı, politik kimlikleri vardı. Ve politik kimliklerden yola çıkılarak şairler konusunda değerlendirme yapılıyordu. Diyelim ki adını vermeyeceğim, Bay X şair, kendisini solcu olarak solcu olarak bilinmesini istemiş ya da öyle biliniyor. Ama parti üyesi değil mesela. Çok kınanırdı. Yani niye parti üyesi değilsin? Madem ki solcusun, o zaman bunun bir politik kimlikle konsolide et, tahkim et. Bu şey yapmıştır. Yani o ayrımı çok daha keskin bir biçimde, politik bir ayrım olarak öyle söyleyeyim, gündeme taşımıştır. Bu hep vardı. Yani bizim parti kurulmadan önce diyelim işte 53'te söz ettim. Yani örtük bir biçimde baylancılarla diyelim marmaratörler arasında herhangi bir ilişki yoktu. Onlar da mesela Çavuşoğlu da veya başka arkadaşlar da şiir yazıyorlardı, oradalardı. Ama onlarla bizim hiçbir şeyimiz olmadı. Yani dediğim gibi ben bu konuda politik kimliklerden çok, elbette benim için çok önemliydi politik kimlik, ama insani kimlik çok daha önemli olduğu için, çok daha nasıl söyleyeyim, belirleyici ya da başat olduğu için benim marmaratörlerle de herhangi bir problemim olmadı açık söylemek gerekirse. Yani Mehmet Genç mesela çok yakın dostumdu benim. Mehmet Çavuşoğlu çok aziz arkadaşımdı benim. Çok aziz. Tartışmıyor muyduk? Elbette tartışıyorduk. Ama hiçbir zaman birbirimize yumruklaşmadık, kavga etmedik. Görüşlerimizi karşılıklı, zaman zaman sesimizi yükselterek, evet, evet. Ama hiçbir zaman birbirimizi ötekileştirmeden, sadece ötekileştirmeyle kalmayıp, o ötekileştirmeyi bir düşman kimliğine dönüştürmeden ilişkimizi sürdürmeyi ben kendi payıma söylüyorum başarmışımdır. Çavuşoğlu ile ilgili yazım ortadadır, bakılabilir. Aziz kardeşim Mehmet diye başlayan bir yazıdır. Ailece görüşürdük. Bodrum'da çok sık birlikte olduk. Onun Karabağlar'daki evine çok sıklıkla, tepedeki evine gitmişizdir. O da Emine ve Mehmet Sami ile, yani karısı ve oğluyla benim Bodrum'da oturduğum eve gelmiştir, misafirimiz olmuştur falan, yani artık misafirlik de değil. Dediğim gibi yani benim böyle bir şeyim olmadı. Ama Türkiye'de bu ayrım vardır. Ve bu ayrımın önüne geçilmesi mümkün değildir.
Çünkü artık mesele biraz da daha farklı bir bağlamda, daha farklı bir bağlamda yine politik bir mesele olarak karşımıza çıkıyor. Ama farklı bir bağlam. Yine politik bir mesele ve yine politik kimlikler üzerinden konuşulmaya başlanıyor. Ve çok yazık, ben size söyleyeyim. Edebiyatı verimsizleştiriyor böyle. Çok üzülüyorum kendi payıma. Yani politik kimlikler üzerinden edebiyatın okunmasına karşıyım. Bütün mesele bundan ibaret. Eyvallah. Başka sorusu olan arkadaş? Evet, Fahri'yi görüyorum. Hocam, müsaade varsa özelden yazılan bir soruyu da aktarmak istiyorum. Evet, tabii. Onu aktaralım önce, sonra Fahri'ye gelelim. Evet, Ersin Bayram hocamız yazmış. Boğaziçi yayınlarında da bir mahfil teşekküründen bahsedildiğini bir yerlerde okumuştum. İsmail Erünsal olabilir demiş. Böyle bir mahfil teşekkürü Boğaziçi yayınlarında da var mı diye hocamız soruyor. Hiç hatırlamıyorum. Ben Boğaziçi'nde aşağı yukarı 25 yıl hocalık yaptım. Yok, yayınlar. Boğaziçi yayınları demiş hocam yalnız. Boğaziçi yayınları vardı ya şey. Vaktiyle. Ne yayınları hocam, pardon? Vaktiyle Boğaziçi yayınları vardı. Ha, Boğaziçi Üniversitesi'nin değil herhalde. Değil. Marmaratörlerin yayınları. Marmaratörlerin, tamam. Evet. Hocamıza selamlarımı iletin ama benim bundan bilgim yok maalesef. Yani bu konuda bir şey söyleyebilecek konumda değilim. Boğaziçi'ni bilmiyorum. Esasında biraz önce ifade ettiğiniz dergiler edebi mahfillerin merkezidir demiştiniz. Daha sonraki zamanlarda dergilere galiba biraz da yayın evleri eklendi. Doğru. Evet. Tabii. Evet. Yani çünkü yayın evleri kitapları basıyor. Yani hangi şairlerin kitaplarını basıyor? Bu çok önemli bir şey. Biz Ankara'ya İstanbul'a son zamanlarda Mehmet dükkanı kapatmadığı dönem Mehmet Barış. Bizim buluşma yerimizdi mesela orası. Okuması, yazması olanların, insanların buluştuğu yerdi kitap evi yayınları. Bunlar da tabii mahfil oluşturan merkezler. Evet, sevgili Fahri. Merhaba. Merhaba hocam, teşekkür ederiz. Sizi böyle tekrar bir arada olmak mutlu etti. Sizin en son bir arada, yani yüz yüze bir arada olmam Ağustos ayın sonunda olmuştu hocam, hatırlarsınız. Bodrum'da, evet. Bodrum'da. Bu vesileyle biraz, evet, Bodrum'da şeyde olmuştu biliyorsunuz. Bu vesileyle bir orayı sormak da istedim hocam. Hani İstanbul'dan bahsettik, Ankara'dan bahsettik. Siz bir yaz şairisiniz. Büyüsün Yaz kitabınızın ismi dahi. Yani yazı ayrı bir sevdiğinizi de biliyorum. Belki yaz size pek çok şiirli de getiriyor. Şiirleri de böyle hissediyorum. Sanki yazın da Bodrum size bir ilham veriyor diye düşünüyorum. Bodrum'daki edebiyatla ilişkiniz, şiirle ilişkiniz sadece bireysel bir tatil, bir kendiniz dinleme mi oluyor? Yoksa orada da oluşan bir edebi mahfil oluyor mu? Doğal olarak oluşuyordur muhakkak ama bunu merak ediyorum hocam. Şimdi de şeye bakıyorum, notlarıma bakıyorum Fahri. 29 Ağustos Pazartesi günü gelmişsiniz. Evet hocam. Fahri Kaplan, Süleyman Yiğit ve Esra Terlemez'le gelmişsiniz. Çok doğru hocam. Maşallah yani. Hayır, maşallah değil, defter yazıyor. Evet, Süleyman da burada şu an bizi dinliyor. Evet. Fahri Kaplan, Süleyman Yiğit ve Esra. Muğla'dan gelmiştim. Ben burada bulabildiğim arkadaşları, bazı arkadaşları duyurdum. Bizler gelebildik yani o gün. Güzel oldu. Gerçekten çok kıymetli anlardı hocam. Yahya Kemal'in bir rubayesiyle de süslemiştik sonlarını, hatırlarsınız. İşrette keder bahsini açmaz bir rint. İçmez beşerin zehri. Beşerin zehri katılmış bade. Evet. Böyle biraz kederli bir bahis açmıştım da bunun üstüne söylemiştiniz. Çok iyi gitmişti. Keder bahsini kapatalım demiştim. Evet, Yahya Kemal Ürvan. Evet hocam. İşrette keder, o zaman işret yoktu gerçekten ama keder bahsi vardı. Ama rübayi maalesef işrette keder bahsi. Kahve vardı hocam. Çay ve kahve vardı. Evet. Orada sadece Fahri Beylerle bir sohbet ettiniz.
Hocam ya, yani genel olarak oluyor muydu? Oluyor mu? Yani Bodrum'da böyle bir muhit oluşuyor mu? Siz sizin de orada devamlı uğradığınız bir yer olarak o gün oturduğumuz yer Zest'te. Orada oluyorsunuz ama mesela yazları da böyle bir edebi sohbet, yani kendiliğinden gelişen bir ortam oluşuyor mu acaba? Aslında sorunun yanıtını sen verdin Fahri'cim. Şöyle, Gezi Pastanesi'nde İstanbul'daki konumum neyse Bodrum'da Zest'te konumum tas tamam onun gibidir. Yani akşamları yine saat 5'te, sen de tanık oldun zaten, Zest'e gidiyorum. Zest'te oturuyorum. Benim Zest'te olduğumu bilen işte senin gibi sevgili kardeşlerimiz, dostlarımız vesaire geliyorlar. Orada nasıl Gezi Pastanesi'nde oturup söyleşiyor isek, Bodrum'da da yine daha farklı bir mekan ama aynı şeyleri yaşayarak şeyi sürdürüyoruz. Yani. Bu yazda geleceksin inşallah değil mi hocam? Bu yaz şüpheli. Şundan ötürü, çünkü otel fiyatları uçmuş durumda. Yani benim yaz ayları için ayırdığım bütçeyi çok aşıyor. Çok aşıyor. Dolayısıyla pek bu yaz gelme olasılığı yok. Benim emekli maaşım var. Bir miktar birikimim var. Ama kirada oturuyorum. Ve Eylül ayında ev sahibim nasıl bir taleple gelecek? Dehşetle bekliyorum. Tehalükle bekliyorum. Dolayısıyla yani bu sene pek Bodrum gözükmüyor. Yani öyle söyleyeyim. Hayırlısı hocam. Bakın bizim görece olarak. Bizim belki İstanbul'a düşer. Nasip diyelim. Evet. Görece olarak ben de yoksullaştım yani. Evet. Hocam şimdi de şey, karar vermeyelim. Görelim ayini devran ne suret gösterir. Bakalım. Görelim ayini devran ne suret gösterir. Evet. Görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler diyelim. Doğrudur. Hayırlısı olsun diyelim. Evet. Ama şimdilik görünen Namık hocam benim Bodrum'u bu sene bu bütçeyle, yani ayırdığım bütçeyle kaldıramayacağımdır. Öyle görünüyor yani. Ne yapalım? Eyvallah, fırsat olur inşallah. İnşallah. Evet. Başka İnşallah. Soru sormak isteyen arkadaşımız. Çok teşekkür ederim. Katkıda bulunmak isteyen de olabilir. Hocam ben bir soru sormak istiyorum ama el kaldırma işaretini göremedim. Evet Yerda, buyur. Ama benden önce soru sormak isteyenler var. İsterseniz onları, Habibi Hanım'ı görüyorum, evet, ben Habibi şu anda. Habibi Hanım'ı gördüm, evet. Evet, öncelik verebiliriz. Buyurun. Abi ben buyurun. İyi akşamlar İzmir'den herkese. Şerife Hocam'ın davetiyle katıldım. Hilmi Yavuz Hocam nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim kızım. Sağ ol, çok teşekkür ederim Habibeciğim. Demin biraz mahzunlaştınız gibi. Mahzun olmayın ne olur. Yok hiç. Yani... Mahzunluk diye bir şey yok kızım, hayır. Yani hayat maalesef. Gerili koşullar içinde yapılması gereken neyse onu yapıyorum. Yani onun gerili koşullar öyle. Sadece ben değilim. Yani hepimiz enflasyonun şu ya da bu biçimde ağırlığını yaşıyoruz. Yani bu biliniyor. Yani herkes biliyor. Sayın evet. Cumhurbaşkanımız da biliyor. O da söylüyor zaten. Evet. Herkes biliyor. Bu sıkıntılar inşallah ortadan kalkar diye düşünüyorum ama yani kısa vadede pek öyle görünmüyor. Yani iktisatçı değilim ama yani bilenler kısa vadede bir iyileşmenin en azından pek mümkün olmadığını söylüyor. Neyse bu bizim konumuz değil. Habibeciğim. Demin için özür dilerim, yani mikrofon bir an açıldı. Ben hem bu söyleşiyi kaçırmak istemedim, hem ekibimizle bir söyleşi vardı. Geçenlerde sizinle yaptığımız ekip, Kitap Dünyam ekibiyle de bilgisayardan oraya girdim. Telefondan buraya girince böyle bir aksilik oldu kısa süreli. Çok özür dilerim. Ya çok güzel bir konuşmaydı. Ben teşekkür de ederim ayrıca. Çok hoş bir konuşma oldu sizin. Evet. Evet, inşallah Temmuz ayında da, yani sizin Bodrum'a gidememeniz biraz bizim için bir şans oldu bu sene. Temmuz'da da inşallah söyleşiyorum da sizleri de bekleriz hepinizi. Buna
Osmanlı'da kahır yüzünden lütuf derler kızım. Evet, evet. Aynen öyle oldu biraz. Çok selamlar herkese. Fazla vaktinizi almayayım. Teşekkür ederim. Rica ederim abi. Ben teşekkür ederim kızım. Sağ olun. Hilmi Bey hocamız haklı olarak İstanbul Edebi Mahfillerinden bahsetti. Sevgili Necati Bey kardeşimiz Ankara Mahfillerini yazdı ama ben maalesef henüz okuyamadım. Ankara'da Edebi Mahfil olarak mesela İskender abi buradaydı ama çıkmış. İskender Öksüz, Yağmur Tunalı. Onların da bir oluşturduğu Ankara Edebi Mahfili vardır. Çünkü mesela hatırlıyorum Dranas falan sağdı biz Ankara'dayken. Yağmur gibi Dranas'la falan beraber olurlardı. Yağmur Tunalı. Ayrıca malum Töre Dergisi üzerinden de bir edebi mahfil oluşmuştu. Biz tabii gençler, Cemal abi yazmış, Cemal Kurnay yazmış. Ankara'da 76'dan itibaren birkaç dergi etrafında birleşenleri vardı. Önce Ülkü Pınarı, sonra Divan, sonra Doğuş Edebiyat. Öyle bir kuşak oluşturmuştuk biz de. Bir edebi mahfil de oluşmuştu. Hatta o edebi mahfilin oluştuğu merkez Ankara Yüksek Öğretmen'dir. Ankara Yüksek Öğretmen'in arka bahçesi Ankara Fakültesi'dir. Ankara'ya bugünlere gideriniz olsa lütfen oralara uğrayın, rektörlük dahil iyide kokusu çekin içinize. Şeyin bahçesinde, Fen Fakültesi'nin bahçesinde Nilüferli Havuz vardır. O Nilüferli Havuz bizim Ankara'daki edebiyat mahfilinin merkeziydi. Uygun mevsimlerde o Nilüferli Havuz'un etrafında toplanırdık. Bugün bir öğrencim, eski öğrencim çekmiş göndermiş. Böyle bir ayrıca Ankara mahfili de var. İnşallah Cemal abi yazmış. Ben Elazığ mahfili yazacağım Allah nasip ederse. Hilmi Bey üstadımız bize tarihi perspektifi içindeki bazı olaylarıyla İstanbul Edebi Mahfili'ni anlattılar. Sağ olsunlar. Başka soru yoksa hocam şimdi çok dağıttım mı demeyin. Toparlayın. Toparlayış cümle olarak. Çünkü sempozyumlarda oturum başkan diyor ki sayın konuşmacı lütfen toparlayın diyor da çok mu dağıttım sayın başkan diyorum ben. O espri kendime yapmış olayım. Son söz olur. Hocam Ferda'ya bir söz verelim. O Ferda Hoca'ya. Estağfurullah. Merhabalar Hilmi Hocam. Nasılsınız? Merhaba Ferda. Teşekkür ederim canım. Sağ olun. Sağ olun hocam. Tüm katılımcıları selamlıyorum öncelikle. Ben şöyle bir noktaya takıldım hocam. Hem Mavi Dergisi'nde hem A'da yazan biri olarak soruyorum. Ve bu her iki dergiyi de çok yakinen takip etmiş biri olarak soruyorum. Siz anlatırken bu dergiler aynı zamanda edebiyat sosyolojisi bakımından da incelenmelidir dediniz. Ama ben tahmin ediyorum ki siz edebiyat sosyolojisi ekseninde bu dergilerle ilgili bir takım öngörüleriniz vardır. Bunları bizimle paylaşmak ister misiniz? Birinci sorum bu olacak. Bir diğeri de sizin bulunduğunuz edebiyat mahfillerinde daha çok hangi meseleler üzerine, yani şöyle daraltabilirim soruyu, ideolojik eğilimler, ideolojik eksenler noktasında mı, yoksa hikaye, roman, şiir hangisi daha ağırlıklı ya da edebiyat teorisi ekseninde mi? Hani böyle bir filtreleme yapacak olursak daha çok hangi hususlar ön plana çıkıyordu? Bunları merak ediyorum. Hemen küçük bir not da eklemek istiyorum. İstanbul denildi, Ankara denildi, bir de İzmir diyelim diyorum. Aramızda Şerife Çağın hocamı gördüm. Belki İzmir'deki edebi mahfillerle ilgili bir şeyler söylemek ister. İzmir'i eksik bırakmayalım diyorum. Çok teşekkür ediyorum, saygılarımla. Teşekkür ederim Ferda. Şimdi Mavi ve A dergisi konusunda... Şöyle bir sosyolojik ayrımdan da söz etmiştim, anımsayacaksın. Şöyle, A dergisini yayınlayanlar, yani işte Erdal Öz, Onat Kutlar, Hilmi Yavuz, Kemal Özer, Adnan Özyalçiner, sonradan Doğan Islan vesaire, yani o grup, Suriçi çocuklarıydık biz, öyle söyleyeyim. Yani köprünün bu tarafında, Pera tarafında değil de öbür tarafında, Suriçi'nde oturan çocuklardık. Buna karşılık dediğim gibi
Mavi'de yazanlar mesela başta Ferit olmak üzere. Ferit olsun, Demirtaş olsun, Fikret Hakan olsun. Fikret Hakan siz oyuncu olarak biliyorsunuz ama aynı zamanda öykücüdür de. Kitapları da vardır Fikret Hakan'ın. Bumin Gaffar Güney olarak biliyorsunuz. Onlar da dediğim gibi Peralı çocuklardı. Çok ilginç bir şey var bakın. Erdal Öz'ün günlükleri yayınlandı Ferda. Günlüklerde yine sanıyorum 1955 ya da 56 olmalıdır. Ben tarihini hatırlamıyorum ama bakarsanız o yıllara ilişkin notlarda, günlüklerde göreceksiniz. Diyor ki Erdal, mealen aktarıyorum. Hilmi'nin isteği üzerine diyor, birlikte Baylan'a gittik diyor. Baylan'daki çocukları hiç sevmedim diyor. Hiç ciddi bir şey konuşmuyorlar. Birbirlerine o günkü deyişle söyleyeyim, birbirlerini işletmeye kalkıyorlar. Laubali konuşuyorlar. Hiç sevmedim onları diyor. Çıktık, ben bunu Hilmi'ye söyledim. Hilmi de dedi ki diyor, ya Erdal öyle söyleme, bunlar iyi çocuklardır dedi diyor. Ama ben diyor Erdal, yine mealen devam ediyorum, ben yine kendi arkadaşlarımla birlikte olmayı yeğlerim. Hilmi'yle, Kemal'le, Onat'la, Adnan'la birlikte olmayı yeğlerim diyor. Şimdi bu çok, bana sorarsan çok semptomal bir şey bu. Yani Erdal'ın bu yıllara ilişkin bu gözlemi bize en azından bir sosyolojik analiz bakımından önemli bir tutamak veriyor. Çok aynı kuşaktan, demin de belirttim, aynı kuşaktan insanlarız. Yani Ferit de 1936 doğumludur, işte Demirtaş belki 34'lüdür falan ama yani hep aynı kuşağız biz. Ama birlikteliğimizin niçin mümkün olamadığı, niçin iki ayrı dergide yazdığımız, niçin iki ayrı İstanbul'un iki ayrı ve birbirinden farklı ve belki birbirine karşıt sayılabilecek mekanlarından geliyor olmamızın bunda bir etkisi var mıdır, yok mudur bilmiyorum. Ama onlarla Ferda, solcu olma konusunda herhangi bir anlaşmazlığımız yoktu. Yani Ferit, Demirtaş, Fikret Hakan, Yılmaz Gruda, Ahmet Oktay, yani Mavi'nin bir de Ankara grubu vardı biliyorsun. Onlarla bizim aramızda, hadi klasik deyişle söyleyeyim, ideolojik bakımdan herhangi bir problem yoktu. Yani edebiyat bakımından da yoktu. Yani herhangi bir edebi anlaşmazlığımız da, herhangi bir edebi problem üzerinde radikal bir anlaşmazlık da söz konusu değildi. Ama işte dediğim gibi çok önemli bir şey bu. Birbirimizden demek ki hoşlanmıyor idik. Çok mu egoist bulunuyordu arkadaşlarımız? Çok mu bencil, çok mu ukala, çok mu kendini beğenmiş? Perallar için söylüyorum. Yani Erdal'ın o şeyi, o günlüğü bize sanki bunu telkin ediyor gibi. Yani öyle alımlamamız, o insanları öyle alımlamamız gerektiğini telkin ediyor gibi geliyor bana. Yani burunlarından kıl aldırmayan, ukala, kendini beğenmiş, kendileri dışındaki herkesi küçümseyen, horlayan kimliklermiş gibi falan. Yani Erdal'ın o günlüğünden o anlaşılıyor. Onun için çok semptomal bir metindir o diye düşünüyorum. Yani böyle bir okuma yapacak olanlar Erdal'ın o metninden yola çıkarak bir takım sonuçlara varabilirler. Şeye gelince, edebi sohbetlerimizin konularına gelince, bu konuda benim herhangi bir sınırlamam yok. Yani edebiyatın güncel meselelerinin de konuşulduğunu biliyorum ama mesela ağırlıklı olarak beni ilgilendiren bazı konularda konuşmayı tercih ediyorum. Şimdi mesela şu önemli bir konu, mutlaka sizin de dikkatinizi çekmiş olmalıdır. Şu, Türkiye'de bir süreden beri şiir geriye itilmiş durumdadır. Ya benim gençlik yıllarımda, ilk gençlik yıllarımda
benim içinde bulunduğum edebi mahfillerde öyle söyleyeyim. Edebiyatçı denilince şair anlaşılırdı. Çok önemli bir nokta bu. Yani ben edebiyatçıyım dendiğinde ya da edebiyatla uğraşıyorum dendiğinde karşıdan gelen ilk soru şair misiniz sorusu oluyordu. Bu şiirin öne çıktığını gösterir. Yani edebiyatçı deyince. Edebiyat matineleri vardı bizim gençliğimizde. İlk önce Galatasaray Lisesi'nde başlamıştır. Edebiyat matinelerinde edebiyat matinelerinin katılımcıları olanlar ön sırada otururlardı. Şiirlerini okumak üzere kürsüye çıkacak olanlar. Ben hatırlıyorum işte Galatasaray şeyindeki Tevfik Bilet Salonu'ndaki o edebiyat matinesini. Hoca bizi götürmüştü, Behçet Hoca. Ön sırayı hatırlıyorum arkadan bakınca. Dağlarca, Behçet Necati Gil, Sabahattin Kudret Aksal, Necati Cumalı, işte Tayyip Baysal falan böyle gidiyor yani şairler. Hikayeci iki tane ya da üç tane Sait Faik'le Orhan Kemal mesela. Belki Orhan Ançerlioğlu diyelim. Ama şairler daima öndeydi. Bugün kurmaca düz yazı, öyle söyleyeyim. Yani roman ve hikayeyi ayırmıyorum artık. Roman ve öyküyü ayırmıyorum. Kurmaca düz yazı öne çıkmış gibi görünüyor. Yani insanlar artık edebiyat deyince roman ve öyküyü anlıyorlar. Şairlerin eski tabirle söyleyeyim, pek irapta yeri yok gibi görünüyor. Bu beni özellikle düşündürüyor şundan ötürü. Çünkü bunu hep tartıştık, arkadaşlarımız bilirler. Diyorum ki ya biz kurmaca düz yazıyla 19. yüzyılda kurmaca düz yazıyla, ondan önce düz yazı var elbette. Seyahatnameler var, tarihler var vesaire vesaire. Evet, kurmaca olmayan düz yazı var ama kurmaca düz yazı yazılı olarak yok. Hani masallar vesaire sözlü diyelim. 19. yüzyılda tanışmışız biz. 19. yüzyılda edinmişiz. Bir aidiyet meselesi değil, bir mensubiyet meselesidir. 19. yüzyılda biz batıya intisap ettik. Ait olmadık. Aidiyet başka şeydir, mensubiyet başka şeydir. Dolayısıyla mensubiyetle edindiğimiz bir düz yazı, kurmaca düz yazı geleneğini bize ait olan bir geleneğin önüne koymuş olmamızın mana ve medlulü nedir? Niye böyle söylüyorum? Çünkü bizim insanımız İslamlık öncesinden başlayarak hepinizin çok iyi bildiği gibi bütün insanlık durumlarını, hadi Yahya Kemal gibi söyleyeyim, hüznümüz, şevkimiz, zaferlerimiz, neyimiz varsa, bize ait olan dünya, ne dünya varsa bütün insanlık durumlarını şiirle anlatmıştır bu halk. Bize ait olan bir şeydir şiir. Dolayısıyla nasıl oluyor da 20. yüzyılın sonundan itibaren ya da 20. yüzyılın ortalarından itibaren 21. yüzyıla gelinceye dek bize ait olan ve bizim insanımızın bütün insanlık durumlarını anlattığı o tür şiir geriye itilsin ve kurmaca düz yazı öne çıksın. Bakın çok ilginç başka bir şey söyleyeceğim. Büyük bir olasılıkla hocalar buradasınız. Ferda siz de hocasınız. Namık Hoca da öyle, Şerife Hoca da öyle, Umral Hoca da öyle, diğer hocalarımız da öyle, Necati Donga da öyle. Mesela yüksek lisans ya da doktora öğrencilerine şiir tezi yaptırmakta zorlanıyorsunuzdur büyük bir olasılıkla. Ben zorlandım Bilkent'te arkadaşlar. Ve o kadar dar ve sınırlı, bunu birkaç defa söyledim. O kadar dar ve sınırlı bir yazar kadrosuyla öğrenci kendisini sınırlıyor ki Bilkent'te, çünkü lisans yoktur. Lisans üstü ve doktora vardır bildiğiniz gibi. Lisans üstü ve doktora öğrencilerine ben şiir yüksek lisans tezi ya da doktora tezi yapma konusunda yaptığım telkinlerde maalesef akamete uğramışımdır. Ve dediğim gibi dar bir kadroyla. Diyor ki bakın hocam, ben ya Oğuz Atay çalışırım, ya Hasan Ali Toptaş çalışırım, ya İhsan Oktay Anar çalışırım, ya Yusuf Atılgan çalışırım.
Yahu yani Türk edebiyatı bu dört romancıyla mı sınırlı? Hepsi saygın. Hepsinin başımın üstünde yeri var. Amenna ve saddakna. Ama yahu kızım, oğlum, yavrum. Ya başka adamlar da var. Başka insanlar da var. Hani bir mesela Yahya Kemal üzerine bir şey yapsanız mesela. Ne bileyim ben Necip Fazıl çalışsanız. Ne bileyim yani Asaf Halit Çelebi mesela, değil mi? Yok. Hocam. Ben yani. İhsan Oktay. Tamam. Kabul ettirmekte zorlanmış olmak ne demektir? Bu çok önemli bir şey. Yani hoca olarak ve şair olarak tabii. Ve meselenin bilincinde olan birisi olarak. Yani bizim aidiyetimizin söylemi olarak, bu meselenin bilincinde olan bir şair olarak ve bir kimlik olarak bundan ızdırap duyuyorum açık söylemek gerekirse. Yani mesela bunun konuşulmasını istiyorum. Bunun tartışılmasını istiyorum. Bu konuşulsun. Bu konuda arkadaşlarımız görüşlerini söylesinler. Şiirin yeniden öne çıkarılması konusunda bize ait olan bu söylemin yeniden öne çıkarılması ve edebiyat deyince artık yeniden şiirin anlaşılması gerektiğinin öne çıkarılması için ne yapmamız gerekiyor? Belki bunu konuşsak diyorum mesela. Evet. Bu bence birincil önem taşıyor bizim edebiyatımız açısından, bana sorarsanız. Bilmiyorum ne diyorsunuz yani? Yanılıyor muyum? Çok haklısınız değerli hocam. Yani. Kesinlikle haklısın. En köklü geçmişi. Şiir edebiyatın amiral gemisidir. Ama maalesef Türkiye sınırı ile koymak lazım. Azerbaycan'da şiir bu kadar gündemde düşmüş değil hocam. Azerbaycan mesela. İran'da değil hocam. İran'da değil. Tabii, İran'da da değil. Tabii, İran'da değil. Türkiye'de maalesef sosyopolitik arka plan vardır ama hiç ona girmeyelim. O şiir tekrar gündeme getirmek için hep beraber bir gayret sarf ederim. Başta metin bilimi olmak üzere. Evet. Vallahi ya metin bilime bu konuda Umral hocam, Ferda hocam, Namık hocam düşüyor yani. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Eyvallah, eyvallah. Şimdi esasında sevgili hocam, çocuklar, gençler de hazır. Mesela eleştirebiliriz ama şiir sokakta tavrının hakikaten gençler tarafından şiire yönelimi bir parçası olduğunu görüyorum. Ama arka planları boş. Yani çok böyle popülize olmuş bir şekilde şiir diye bir şey düşünüyorlar. Sizin o meşhur benzetmenizi, Baki varsa işte Sinan vardır. İşte o şeye hiç girmiyorum. Benzetmeye girmiyorum. Ama bu mümkün. Gençlerin böyle bir şeyi var. Sadece gençler bu konuda teşvik edilip önlerine imkanlar sunulmalı. Şiirle ilgili imkanlar sunulmalı. Bunu yapabileceğimize nispeten metin bilim olarak yapabileceğimize inanıyorum. Herhalde planlı bir takım şeyler gerçekleştirebiliriz. Bunun için sevgili Ercan'la falan irtibatımızın olması lazım. Bak sevgili Ercan'la hiçbir yerden irtibatımız yok. Orada bak. Evet görüyorum. Telefonlaşalım diye. Sevgili Ercan benim telefon numaramı kaydı. Söylüyorum. Herkes kaydedebilir. 532 532 790 96 60 60 Muğla ağzıyla söyleyeyim. 60 532 790 96 60 Sana nasıl haber verebileceğim diye inanın kıvrandım Bilim Hoca'nın bu toplantısı için. Teşekkürler hocam. Eyvallah. Hocanın toplantılarından haberimiz oluyor. Çok keyifli bir toplantı oldu edebiyat mahfilleri hocam. Yani aslında hoca sabaha kadar konuşur. Benim de sormak istediğim bir soru vardı ama ben sabrınızı zorlamayayım. Belki yo, daha sonra başka bir toplantıda lütfen sorarım. Hayır lütfen hocam bu konuda sağ olsun çok şey bir insan, rahat bir insan. Ben hemen kısa bir soru o zaman müsaadenizle hocam. Aslında hocanın bulunduğu her yer bir edebi mahfile dönüyor. Tanıyanlar hocayı çok yakından bilirler bunu.
gerçekten bir şölen, bir muhabbet şölenine dönüyor. Tek taraflı bir şölen de değil bu. Saatlerce kendinden çok genç insanları da pekala dinleyebilir, onlarla tartışabilir, konuşabilir, paylaşabilir. Fahri Hocam söylemişti az önce. Aslında Bodrum yıllardır yani, yıllardır orası bir edebi mahfile dönmüş durumda. Yazları bilhassa gerçekten muhteşem sohbetler oluyor. Bazıları kayda da alındı, hatta kitaplaştı. Aydın Afacan, Aydın abiyle birlikte hocanın sohbetlerini kaydettik ve kitaplaştırdık da. Benim sorum şu aslında, hoca geçen yıl zannedersen bir sene evvel, son kitabında da var o makale, Ahmet Haşim'in Bahçe şiirini Foucault'dan hareketle yeniden okumuştu. Yani heterotopya bağlamında okumuştu. Muhteşem bir bakış açısı ortaya koymuştu. Yayınlandı da Edebiyatla Felsefe Arasında isimli kitabından, Everest Yayınları'ndan. Aklıma şimdi geldi. Daha evvel düşünmedim. Hocanın anlattıklarından sonra acaba bu, yani dünden bugüne edebi mahfiller, bugün de biraz şekil değiştirerek, biraz belki bir takım bağlamlar değiştirerek devam ediyor bazı mahfiller. Eskisi gibi büyülü olmasa da acaba bu edebi mahfiller dünden bugüne yani bir çeşit heterotopya sayılabilir mi yani? Onu soracaktım hocaya ben. Çok ilginç bir soru bu. Çok ilginç bir soru. Aslında bir heterotopya olma özelliklerini taşıyor doğrusunu söylemek gerekirse. Ama somut bir edebi mahfil üzerinden bir okuma yapmak gerekir diye düşünüyorum Ercan'cığım. Yani nasıl spesifik olarak Haşim'in bahçe şiirini aldık ve o şiirden yola çıkarak bir heterotopya olup olmadığını tartıştık. Bir edebi mahfil şeyini mesela şeyden yola çıkarak yapabiliriz bunu. Senin söylediğin o benimle yaptığınız söyleşileri, yaptığınız kitapta yani İlmi Yavuz'la yaz söyleşileri, yaz sohbetleri kitabında somut bir örnek. Bu örnekteki konuşmalardan ve o konuşmaların heterotopik özellikler taşıyıp taşımadığından yola çıkarak bir okuma yapmak mümkün olabilir diye düşünüyorum. Ama nasıl bir sonuç verir onu bilemiyorum. İlk bakışta sanki böyle bir şey olabilirmiş gibi görünüyor ama dediğim gibi somut bir örnekten yola çıkarak okumak lazım. Yani genel olarak acaba şeyler edebi mahfiller birer heterotopya sayılabilir mi sorusuna ben yanıt veremem. Dediğim gibi bir somut bir edebi mahfil metni üzerinden ancak heterotopik bir okuma yapılabilir diye düşünüyorum. Bu şey olabilir dediğim gibi, yaz sözleri olabilir. Ben bir şey daha söyleyebilir miyim? Bu ikinci ve önemli bir mesele. Lütfen. O da şu, yani şiirin geriye itilmesi meselesinde bir önemli faktör de şu, genellikle şiirin modern şiirden söz ediyorum. Genellikle şiirin anlaşılmaz oluşu bir problem teşkil ediyor. Yani öğrenci diyelim ya da okur diyelim, şiir karşısında kendisini o şiirle anlam düzeyinde herhangi bir ilişki kurma iktidarında görmüyor. Tuhaf bir şekilde şiir karşısında iyiliş edilmiş hissediyor kendisini. Ben öyle diyorum. Anlamıyorum diyor. Şimdi aslında çok önemli bir mesele var. O da anlamakla haz duymak arasındaki ilişkidir. Bizde yani bizim zihnimizde nedense böyle bir korelasyon var. Yani bir neden sonuç ilişkisi var sanki. Şiirden haz duymak için mutlaka o şiiri anlamak zorunludur gibi bir neden sonuç ilişkisi kuruluyor zihinlerde. Yani ben haz duymuyorum, tad almıyorum bu şiirden. Niçin? Çünkü anlamıyorum. Kısaca özetlemek gerek. Halbuki bu iki ayrı anlıksal ya da zihinsel ya da mental her neyse melekenin birbiriyle böylesine
birebir bir nedensellik ilişkisi içinde bulunmadığını anlatmak gerekiyor. Yani haz duymak için mutlaka anlamak ya da anlamak için mutlaka haz duymak gerekir gibi bir zorunluluktan okur ya da öğrenci zihnini arındırmak gerekiyor diye düşünüyorum hocam. Eyvallah. Çok isabetli. Biz bu çok, yani bunu yapabilirsek evet. Bunu yapabilirsek o zaman hani çok amiyane bir tabirle söyleyeyim. Öğrenciyi ya da okuru şiire ısındırabiliriz evet. diye düşünüyorum. Bunun çünkü, malum bizim klasik edebiyatçılar çocuğun şiiri anlaması için sözlüğe bakması gerektiği üzerinden şiiri anlatılıyor maalesef. Bu da kelimeyi bilmiyorsam ama günümüz evet. şiirinde de bütün kelimeleri Türkçe sözlüğe bakmadan bir sürü örnek sayabiliriz. Sözlüğe bakmadan anlaması gereken şiirler var ama şiir evet. dilinin farklı bir dili olduğunu ama bunun da o kadar zor olmadığını genel olarak anlatmamız lazım sevgili hocam. Hocam yani o kadar açık bir şey ki bu yani bu çocuklar nasıl böyle yani bu insanlar nasıl böyle bir birebir bir nedensellik ilişkisi kuruyorlar anlamıyorum. Evet. Çünkü anlıyorsun ki ya bir müzik parçası dinliyorsun. O müzik parçası sana haz veriyor. Evet. Ama o müzik parçasıyla kompozitörün ne demek istediğini anlamak gibi bir gereksinim duymuyorsun. Evet. Evet. Şiire gelince böyle bir gereksinim zorunluymuş gibi geliyor sana. Neden? Evet. Dediğim gibi bu şeyi, bu zihinlerdeki bu yanlış bilinçliliği, yanlış kurulmuş neden sonuç ilişkisini ortadan kaldırmak gerekiyor. Bütün mesele bu. Yani şiiri şiirden haz duymak için mutlaka onu anlamak gerekir gibi bir yanlış bilinçlenme gerekçesini ortadan kaldırmak gerekiyor. Bu çok önemli bir şey. Evet, evet. Hocam bu divan şiiri için de çok geçerli sanki. Yani bir gazelin sesinden bile çok bir haz alabilecek birçok insan anlayamıyorum ben bunu diye uzak duruyor çok anlamsız bir biçimde. Evet. Yani aslında Yahya Kemal'in büyüklüğü de burada. Evet. Büyüklüğü burada. Diyor ki ben Deruni ahengi, musikiyi Türkçenin içinden çıkardım diyor yahu. Evet. Yani biz dilimizle kendi insanlık durumlarımızı dile getiriyoruz. Yani şey örneğini veriyor Tanpınar. Hep söylediğim bir örnektir. Ercan, şimdi bıkmışlardır benden bu şeyi, bu örneği verdiğim için. Ben diyorum ki, hocam bunu 50 kere anlattınız diyor mesela Ercan. Ben de diyorum ki anlatmanın hazzı diye bir şey var. O yüzden anlatıyorum. Ama Ercan da diyor ki bizde dinlemenin hazzı kalmadı hocam diyor. Bu da başka bir şey. Yani şunu söylüyor. O Tanpınar'ın Fuzuli'den alıntıladığı dize. Esiri gurbetiz biz. Senden özge aşinamız yok. Şimdi Türkçe'de biz bunu yapıyoruz. Yani yok sözcüğünü. Walter Andrews da söylüyor bunu. Yok sözcüğünü cümlenin başında kullandığımız zaman başka bir insanlık durumunu. Sonunda kullandığımız zaman dilimizin kendisi bize bunu empoze ediyor. Başka bir insanlık durumunu. Eğer bir öfke, bir reddiye, bir şaşkınlık diyelim söz konusu olduğunda yok böyle şey diyoruz. İtiraz ediyor, yok. Başka türlü telaffuz ediyoruz yoku. İtiraz bir başkaldırı. Ama Fuzuli'nin o dizesinde olduğu gibi bir içlenme söz konusuysa dizenin sonunda geliyor ya da cümle. Yok. Yok. Esiri gurbetiz biz. Senden özge aşinamız yok. Şimdi dilin kendisi Yahya Kemal diyor ki ben bunu böyle keşfettim diyor. Dilin kendisinde var bu deruni ahenk. Yani insanlık durumlarını, öfke gibi, işlenme gibi farklı insanlık durumlarının ben dilin kendisinde kendisine içkin olandan çıkardım. Eyvallah. Ya bu işte haz duymanın ve anlamanın birlikte edinilmesi, farklı melekeler olmakla birlikte farklı aynı anda edinilmesini mümkün kılan bir şey bu. Gerçekten çok büyük bir insan Yahya Kemal yani. Her bakımdan. Çok büyük bir hoca. Ben çok şey öğrendim kendisinden.
ve hep arkadaşlarıma söylüyorum. Yani Yahya Kemal'den gerçekten öğrenilecek çok şey var diye. Büyük, büyük bir şair başka yani o tabii ya o tartışmasız öyle yani benim için en büyük hatta yani o başka bir şey de bir de yani bir entelektüel olarak söyledikleri çok önemli. Medeniyet konusunda söyledikleri, milliyetçilik konusunda söyledikleri, İslam'a bakışı. Evet. Müthiş hocam yani. Keşke Yahya Kemal'in edebi muhitinde bulunabilseydim diye düşünmüşümdür. Yani Tanpınar tabii çok bahtiyar bir adam. Çok bahtiyar bir adam. Kırtıpil Hamdi. Kırtıpil hocasına çok şey borçlu hocam biliyor musun? Evet. Çok şey borçlu. Evet. Çok. Tabii. Yani Tanpınar'ı bir arkeolojik kazıya tabi tutarsanız derin katmanlarda Yahya Kemal çıkıyor. Evet. Ben bunu yazdım. Evet. Şeyde yani özellikle saray istiharesi meselesinde Yahya Kemal'in saltanat metaforunun çok büyük ve dönüştürücü etkisi var yani. Evet. Şeyde edebiyatla felsefe arasında da bu yazı var. Evet. Hocam söyledikleriniz bana bir şeyi hatırlattı da Tanpınar'ın Yahya Kemal kitabı malumunuz. Çok güzel bir kitap. Orada iki cümleyi ben özellikle çok altını çizdim ve bu iki cümleyi Yahya Kemal'le ilgili gerçekten o kitabın da özü olarak görüyorum. Biri şu hocam, az önce dediğiniz dille ilgili. Hidayetin yolu tek değildir derler. Yahya Kemal için dilin kudretiyle hidayete ermiş demek daima doğrudur. Yani dille hidayete ermiş Yahya Kemal diyor. O söylediğiniz dilin içinden bunu çıkarması da aslında bunu bana hatırlattı. Öbürü, bir de şey hocam. Buyurun hocam. Ya öbürü diye soruyorum. İki şey dedim. Öbürü de şu hocam. Bence bu Yahya Kemal'i tek cümleyle özetleyen bir şey. O kırılan zinciri yeniden bağlamasını biliyordu diyor. Çok evet. Doğru. Çok. Çok doğru. Evet hocam. Yani paylaşmak istedim. Şimdi bu söyledikleriniz hatırıma getirdi açıkçası. İnternette de hemen buldum bu cümle. Evet. Rubaileri mesela hani İlmi Ziya Hoca hikemiyat diyor ya doğru hikemiyat yani rubai zaten hikemiyattır. Başlı başına birer saltanattır yani. Evet. Mesela çok ilginç bir dizedir o. İmanın şevk olduğu zamanlar geçti. İmanın şevk olduğu zamanlar geçti. Eyvallah. Çobanlar geçti vesaire diyor. Çok harika bir rubayidir. Ama son dizesi o rubayinin imanın şevk olduğu zamanlar geçti. Ben imanın şevk olduğu zamanları yaşadım. Kendi ailemde yaşadım. Evet. Başka bir şey o. O başka bir şey. Hocam bir de bu söylediklerinize istinaden şöyle bir şey de belirtmek istiyorum. Böyle bir tarafı da var çünkü. Neden şiir bugün günümüzde çok rağbet görmüyor? İnsanlar şiir okumaktan, şiir konuşmaktan haz almıyorlar. Mimariyle çok ilişkili de görüyorum ben. Mimariyle de paralel düşünülmeli. Biz bu yüzyılda estetik değere ilişkin olan algı yıkımına uğradık. Estetik değere ilişkin olan algımız değişti. Yani burada John Berger'e de bir atıfta bulunalım görme biçimlerinde. O yüzden biz hocalar olarak işimiz çok zor. Siz şairlerin işi çok zor. Mahfilleri sizin anlattığınız dönemdeki mahfiller bugün mikro ölçekte yaşamaya ve yaşatılmaya devam ediliyor olsa bile bu estetik algı, değer meselesi aslında bu mahfillerde oluşan bir durum. Mimaride de estetik unsurları kaybettik. Bir de aynı zamanda şiir çözümlerken semantiğin ötesine geçemiyoruz. Geçemediğimizden değil, dinleyici kitlesinin semantiğin ötesinde konuştuğumuz meseleleri algılamaktaki zorluğu ya da algılayamaması da bir sıkıntı ve bir süre sonra artık
biz de bundan vazgeçebiliyoruz. Ne acı ki. Ferda, mimari konusunda söylediklerinde çok haklısın. Çünkü mimaride, ben hep öyle söylüyorum artık, geçenlerde Aura diye bizim mimarlar, benim eski öğrencilerimin oluşturduğu bir grup var. Orada konuşuyorduk. O da bir edebi mahfil sayılır, orası da ayrıca, ama orada da söyledim. Yani mimaride modernlik bir kanon oldu. Yani mimarlar modern olmanın ötesinde başka bir mimari olabileceğini kesinlikle kabul etmiyorlar. Kanon oldu mimar. Modernlik. Dolayısıyla betonlaşma, modernleşme demek mimaride betonlaşma demektir. Yani betonlaşmayla modernleşme arasında mimarlık bağlamında birebir bir aynıyet ilişkisi var bana sorarsanız. Başka türlü değil çünkü. Bu estetik yıkımı ya da senin algı yıkımı dediğin şeyin temelinde bu var. Bu var. Yani mimaride modernleşmenin tamamen betonlaşmaya indirgenmesi ve bizim sanatımızın çok önemli bir özelliği olan tezyini olmanın, yani süslemeci olmanın bütünüyle işlevselliğe, yani fonksiyonalizme terk edilmesi. Mimarlar da bunu kabul ediyor. Evet, maalesef hocam. Bizim için artık nedir önemli olan? Fonksiyonel olandır. Evet. Süsleme, estetik, şuraya işte şöyle bir şey yapsak acaba nasıl olur? Hani şuradan böyle bir çıkma, böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Yani bizim özellikle görsel alanda geleneksel sanatımızın ağır basan özelliği, başat özelliği, bunu ben söylemiyorum, bütün sanat, Türk sanatı üzerine konuşan herkes söylüyor, tezyini olmasıdır. Süslemek, ornamental olmasıdır. Yani ama bu olmayınca, elbette estetikten söz etmek mümkün olamıyor. Betonun estetiği yoktur. Evet. Bu tabii mimarinin getirdiği durumun hiç şüphesiz öteki alanlara da yayılmış olmasında şaşılacak bir şey yok. Turgut Cansever, Allah rahmet eylesin, şey diyordu, yani bizim sanatlarımızla Batı sanatı arasında çok önemli bir fark vardır. Batı'da öne çıkmış olan sanatlar, resim, heykel, tiyatro, bunlar seyirlik sanatlardır diyor. Bunlar yaşanmaz diyor Turgut Cansever. Bunlar yaşanmaz diyor. Halbuki bizde başta mimarlık olmak üzere müzik yaşanan bir şeydir diyor. Evet. Batı'nın seyirlik sanatları öne çıkarmasına karşı bizim yaşanan sanatları öne çıkarmış olmamız gibi bir durum var diyor. Ama mimaride, müzikte ve şiirde maalesef artık yaşamıyoruz. Yaşanır olmaktan çıktı çünkü mimari. Evet. Maalesef hocam. Maalesef. Evet arkadaşlarım. Sevgili neyse, hocamızı bahsini açtık gördüğünüz gibi. Evet, isabet oldu. İsabet oldu. Ben bu edebi mahfillerin önemine varmaya başladığımda Münevver Ayaşlı'nın İşittiklerim, Gördüklerim, Bildiklerimi okumuştum. Arkasından Salah Birsel'i okudum. Yani Nisuaz ve Asmalı Mescid ve onları hep Salah Birsel'den okumuştum. O Ah Beyoğlu, Ah Beyoğlu'nda. Baylan'ı da yazıyordu hocam. Baylan'ı da yazıyor. Baylan, tabii tabii, Baylan da var. İşte Münevver Hanım'ı tanıdım değerli hocam. 76-77'de Bebek'teki yalısına gittim. Misafir olduk orada. O yalıda edebi mahfiller kurulmuş. Hatta Asaf Halet, yanlış hatırlamıyorsam, ben severim Asaf Halet'i, cebinde pastayla yakalanmış.
cebine komik pastayı götürüyormuş bir sohbette. Bu off the record bunu yazıya geçirdiğimizde çıkaralım. Asaf Halet falan orada sohbetler etmiş. Önemli bir muhitmiş. Siz de ifade buyurdunuz. Evlerdeki mahfillerden haberimiz yok. Ya yazılmadıysa maalesef evlerdeki mahfillerden haberimiz yok. Çok doğru. Evet. Çok. Ama kültür oluşturucusu, sadece edebiyat değil, kültür oluşturucusu fonksiyonları varmış demek ki bu mahfillerin. Sadece edebiyat değil, başlı başına kültürün bir şubesi olan edebiyatla meşgul olmuşlar ama kültür oluşturucusu fonksiyonları da olmuş anladığım kadarıyla. Çünkü sizden anlattıklarınızdan görüyorum ki bunlar sadece edebiyatçı değil, bunlar kültür oluşturan insanlar olmuş aynı zamanda. Eyvallah, teşekkür ediyoruz hocam. Güzel. Bana bu toparlayıcı bir ifadeniz varsa, dağıtmadınız gerçi ama toparlayıcı bir ifadeniz var. Hocam, toparlayıcı ifadeyi Şerife hocama bırakıyorum. Çünkü moderatör oydu. Onu baştan moderatör olarak siz atadınız hocam. Evet, onu... eyvallah. Hocam bu arada özür dilerim hocam. Grupta dedi de, bir arkadaşım dedi ki hocam Hilmi Hoca 2,5 saattir su bile içmedi dedi. Maşallah diyelim hocam. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Evet, WhatsApp grubumuzda evet. Hakikaten hocam su içmediniz yani. Evet hocam, çok yorduk sizi ama gerçekten çok çok teşekkür ederiz. Yine çok istifade ettik. Namık hocamıza da teşekkür hocam, ediyoruz. Başka seminerler yaptık güzel güzel yani. Dolayısıyla biliyorsunuz yani beni. Evet. Sağ olun. Evet. Hocamın sesi. Hocam mikrofonunuz biraz sorunlu şu an ama. Mikrofonunuz sorunlu. Ben konuşmuyorum. Pardon, ben konuşuyorum ama sesim gelmiyor mu? Şimdi geliyor. Evet. Hocam önce. Şimdi gelmiyor. Buzdan hocam gene gitti. Bir ara düzeldi. Ben teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Sağ olun. Sağ olun Ömer Hocam. Teşekkür ederim. Duyduk onu. Eksik olmayın. Eğer başka bir şey yoksa, başka bir konu yoksa ya da soru yoksa oturumu kapatalım diyorum. Eyvallah. Hocam çok uygun. Çok teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun. Rica ederim. Çok teşekkür ederiz hocam. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir gece oldu. Eyvallah. Çok güzel bir sohbet oldu. Çok sağ olun. Bu arada chatten de sohbet kısmından da çok teşekkürler var hocam size. Sağ olun. Ben de onları iletmiş olayım. Hemen her katılımcımız yazdı. Eyvallah. Başka bir toplantıda görüşmek üzere o zaman inşallah. İnşallah hocam, inşallah. Eyvallah, bizi kırmıyorsunuz. Hayırlı akşamlar diliyorum cümleten. Hayırlı akşamlar. Eyvallah, hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar hocam, hoşçakalın. Hayırlı akşamlar hocam, teşekkür ederiz. Eyvallah. Çok sağ olun. Namık hocam, kaydı sonlandırmayı... Evet, onu sonlandırmak. Zaten metin bilimleri kalsın. Evet, arkadaşlara müsaade edelim. Çıkmayanları çıkaralım hocam. Hocam benim sesim neden gelmedi anlamadım, gelmiyor. Evet, şu anda geliyor. Şu anda geliyor. Şu kaydı evet. Kaydı duraklat değil. Kaydı durdu.